Liebe Freundinnen und Freunde, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem Gespräch mit den HDP-Exilpolitikerinnen mit der Überschrift Problemzone Türkei, Exit-Strategien im Kontext von Genderfragen, Kommunalismus und Zivilgesellschaft. Ich freue mich sehr, dass wir heute ein solch breites Podium von HDP-Exilpolitikerinnen gewinnen konnten. Ich möchte gar nicht lange zu dem Inhalt sprechen, denn wir haben zahlreiche Themen, viele Referentinnen und um entsprechend Zeit einzusparen, möchte ich mich kurz halten und an dieser Stelle schon einmal bedanken bei den HDP-Abgeordneten, die heute zu uns sprechen und insbesondere natürlich auch bei meinen Vorstandskolleginnen, die das hier mitorganisiert haben und vor allem bei der Vorsitzenden der HDP Deutschland, Leyla Imdet, die stets den Kontakt hergestellt hat und auch sich an der Organisation beteiligt hat. Und danke dafür, dass dieser Abend zustande gekommen ist. Technische Gegebenheiten für die Simultanübersetzung hatte ich ja vorhin schon erläutert, sodass wir jetzt sozusagen direkt zum Programm übergehen können. Die Rednerin Tuba Heser, die als erstes aufgeführt war in unserem Programm, die stößt etwas später dazu, sodass wir jetzt mit Nursel Aydoğan beginnen. Sie spricht über das multiethnische und multikulturelle Konzept der HDP. Die HDP ist nämlich Bestandteil des Demokratischen Kongresses der Völker, HDK, und darüber wird uns Nursel Aydoğan jetzt berichten. Buyurun Nursel Hanım. Alo? Ya. Sesiniz yani ben, geliyor, siz konuşabilirsiniz. Yani benden mi başlıyor? Evet, sizden başlıyoruz. İnanmıyorum. Bir dakika. Ben çok anlamamışım tabii ki. Ne yapmam lazım şurada? Yani şu yazını şuradan. Gitmesi. Yani sürpriz oldu benim için. İlk önce başladım. Tamam. Öncelikle toplantıdaki bütün arkadaşları saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ve elbette ki bizi... Herzlich grüßen. Und natürlich... Selam ve sevgilerimi gönderiyorum buradan. Kürt Akat'a da teşekkür etmek istiyorum başlarken. Bizi hem bir araya getirdi hem de önemli konuları hep birlikte tartışacağız. Ve fikirlerimizden yararlanmak isteyenler olacak. Mutlaka bize katkı sunmak isteyenler de olacak. İyi bir çalışma olmasını şimdiden diliyorum. Evet, ben bir HDK sunumu yapacaktım. Onu 10-12 dakikaya nasıl sığdırabilirim bilmiyorum ama HDK Türkiye'de, yani Türkiye'nin demokrasi tarihi içerisinde en önemli siyasal oluşumlardan biridir diye ben düşünüyorum. Çünkü işte 1924 Anayasası'yla birlikte Türkiye'de tekçilik hakim oldu. Çoğulculuk reddedildi. O günden günümüze kadar bu tekçilik anlayışı devam etti. HDK aslında Türkiye'deki bütün halkları, kimlikleri, inançları, ekolojistleri, kadınları, LGBT bireylerini, yani toplumun bütün farklılıklarını bir araya getiren önemli bir oluşum oldu. Aynı zamanda tabii ki ortak mücadelenin de, birlikte mücadelenin de adıdır HDK. HDK 2011 yılında kuruldu. Ben kişisel olarak da kendim HDK kurulduğunda ilk meclisinde yer almıştım. Çok büyük bir heyecanla kuruldu gerçekten. Dediğim gibi Türkiye'de birlikte mücadelenin ete kemiğe bürünmüş haliydi HDK. Birinci olağan kongresi. İlk genel başkanlığa da sevgili Sabahat Tuncel ile Ertuğrul Kürkçü seçilmişlerdi.
Buradan da sevgili Sabahat'ı böyle selamlamak istiyorum. Gerçekten Hedeke Projesi'nin Türkiye'de hayat bulmasında, yaşam bulmasında çok önemli emekleri, çabaları olan değerli bir arkadaşımız, yoldaşımızdı. Biliyorsunuz Ertuğrul da bizimle sürgünde yaşamak durumunda kaldı. O da Almanya'da. Yani Hedeke'yi kurulmasında büyük emekleri olan ve ilk eş başkanların ikisi de şu anda Türkiye'deki aktif Hedeke çalışmaları içerisinde değiller. Ne yazık ki. Hedeke projesi aslında dediğim gibi birlikte ortak mücadele yürütmenin adıdır. Bu Türkiye'de çok uzun yıllar Türkiye sol sosyalist güçleriyle Kürt hareketinin ya da Kürtlerin bir araya gelip ortak mücadele yürütememesi nedeniyle de çok önemli bir proje oldu diye ben düşünüyorum. Çünkü ne yazık ki uzun yıllar bir araya gelme, ortak mücadele etme, sosyalist mücadeleyle Kürt halkının özgürlük mücadelesini, demokrasi mücadelesini birleştirme yönündeki çabalar ne yazık ki çok ciddi bir hayat ve yaşam bulmamıştı. Hedeke kurulmadan önce 2011 yılındaki seçimlere biz Emek Barış Özgürlük Bloğu olarak girmiştik. İşte o zaman da Türkiye'deki yelpazenin solundaki siyasi partiler ve sol sosyalist güçlerle birlikte ortak bir blok oluşturmuştuk. O blokla girdiğimiz seçimlerde 35 milletvekili çıkarmıştık. Bu büyük başarıydı. İşte bu büyük başarının üzerine kuruldu Hedeke. Nasıl gündemimize girdi? Tabii ki tarihi bizim için önemli. Sayın Öcalan'ın projesidir. İmralı'da geliştirdiği bir projedir. Uzun süre Hedeke'nin oluşmasında aynı zamanda İmralı'da işte 23 yıldan beri tutsak olan Sayın Öcalan'ın da büyük bir emeği var. Onun görüşleri, perspektifleri, önerileriyle kuruldu Hedeke ve şimdiye kadar da o perspektiflerle yüründü. Hedeke'nin Türkiye'deki örgütlenmeye siyasete bir farklı bakışı oldu dediğim gibi. Neydi bu? Türkiye'de halklar kendini kendi kimlikleriyle ifade edemiyorlardı. İnançlar kendilerini ifade edemiyorlardı. Yasaklar vardı. LGBTİ bireyleri kendilerini ifade edemiyorlardı. Ezilen halklar, emekçiler ve tabii ki her şeyden önemlisi kadınların mücadelesi görünür değildi. Hedeke ile birlikte bunlar başarıldı. İlk kongrede gerçekten muhteşemdi. Türkiye'deki bütün halklar, yani işte Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Çerkez'i, Laz'ı, Toma, Boşna, gerçekten Türkiye'deki bütün halklar bir araya geldi. Herkes o gün kongredeydi. Herkes kendi ana diliyle o gün o kongrede konuşmalar yaptı. Aleviler kendi inanç kimlikleriyle ilgili değerlendirmeler yaptılar. LGBTİ'ler kendilerini ifade etti. Çevreciler, gençler, kadınlar, emekliler, emekçiler her gün o gün, herkes o gün Hedeke çatısı altında buluşmuştu. Bu Türkiye'de bir ilkti tabii ki. Özellikle halkların bir arada bulunması çok önemliydi ve ilkti. Bakın Türkiye siyasal tarihine halklarımız cümlesi Hedeke ile birlikte girmiştir. Şimdi Türkiye'de inanılmaz bir kesim değerlendirme yaparken Türk halkından bahsetmez. Çoğulculuk önemlidir artık. Halklarımızdan bahseder, inançlarımızdan bahseder, farklı kimliklerimizden bahseder. Bu yönüyle de önemli bir kazanım oldu Hedeke projesiyle diyebiliriz. Tabii Hedeke'nin yaptığı önemli işlerden birisi de baharından HDP'yi çıkartması oldu. Dediğim gibi HDP kuruluncaya kadar Türkler ve Kürtler ayrı siyasal oluşumlar, partiler içerisinde mücadele yürütüyorlardı. HDP ile birlikte ilk kez Kürt siyasal hareketi, Türkiye'deki sosyalist hareketler, siyasi partiler ve bütün farklılıklar, dediğim gibi halklar, inançlar,
farklı kimlikler, ekolojistler, LGBTİ bireyleri, kadınlar, gençler, emek, demokrasi güçleri bir araya geldiler. Bu çok önemli bir noktaydı. HDK bunu başardı. İşte bu bileşenler hep birlikte HDP'yi kurdular. Ve HDP'nin başarısı burada. Tabii HDP kurulurken de üçüncü bir yol, üçüncü bir çizgi olarak kuruldu. Zaten HDK kendini ifade ederken de Türkiye'de iki devlet yapılanması olan siyasi partilerin yani arasında bir güç olarak, yani üçüncü bir yol, üçüncü bir güç olarak öngörülmüştü. İçerisinden çıktığı HDP de aynen üçüncü bir yol, üçüncü bir çizgi olarak Türkiye siyasal yaşamına herkesin bildiği gibi, hepimizin bildiği gibi de şu anda damga vurmuş durumda. Öyle bir artık noktada ki HDP bu iki devlet partisinin de korkulu rüyası haline gelmiş durumda. Yani bu açıdan baktığımızda hem HDK projesinin ne kadar önemli ve başarılı bir projesi olduğunu, hem de içinden çıkmış HDP'nin de geldiğimiz nokta itibariyle Türkiye siyasal yaşamına damga vuran bir parti olması itibariyle de son derece önemli olduğunu söyleyebiliriz biz. Tabii ki HDK şu anda kurulduğu düzeyde değil. Onu ifade etmek isterim. Bu hakikaten hepimiz için yani öz eleştirisel bir açıdan bakmamız gereken bir tablo. Dediğim gibi 2011 yılında HDK kurulduğunda Türkiye halklarında, Türkiye ezilenlerinde, farklılıklarda çok büyük bir moral, motivasyon, heyecan yaratmıştı. Yani yeni bir hayat, yeni bir yaşam, mümkün sloganı neredeyse Türkiye'nin başta İstanbul olmak üzere büyük illerinde en yüksek sesle dillendirilmeye başlanmıştı. Yani biliyorsunuz HDK'nin en önemli sloganıdır. Başka bir yaşam mümkün. Yani şimdi o günlerden bugüne baktığımızda o heyecanın, o motivasyonun biraz azaldığını görüyoruz. Aslında HDK örgütlenme modeli itibariyle de Türkiye'de gerçekten işte tabandan tabana doğru örgütlenen, halkı irade yapan, siyasetin de politikanın da öznesi yapan bir hareketti. Örgütlenme biçimi gereği mahalle meclislerinden, işte ilçe meclislerine, ilçe meclislerinden il meclislerine kadar genişleyen bir yelpazedeki örgütlülük modeli, o meclisin içindeki yer alanları irade haline getiriyordu. Yani kendi kararlarını kendileri veriyorlardı. Bu da Türkiye'nin yani demokratik geleceği için son derece önemli bir noktaydı. Halkın kendisini irade yapması, kendi kendisini yönetmesi, kendi kararlarını alması önemli bir noktaydı. Ve HDK'nin ilk kurulduğu yıllarda hakikaten bu örgütlenme modeli başta büyük şehirler olmak üzere İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde yaşama geçirilmeye başlandı. Ama şu anda biraz üzülerek ifade etmek gerekir ki HDK, HDP'nin gölgesinde kaldı. Böyle olmamalıydı. HDK kendini daha fazla güçlendirmeli. HDP ile birlikte ortak bir mücadele yürüterek Türkiye halklarını örgütlemesi gerekiyordu. Ama tabii ki burada bütün suçu HDP'ye ya da işte HDP'yi yönetenlere ya da HDK'deki arkadaşlara yüklemek de istemiyorum. Siyasal süreç çok farklı gelişti. Tabii ki HDP'nin parlamentoda yer almasıyla birlikte 2015'ten sonra inanılmaz bir yönelim oldu. Bu yönelimden HDK'liler de nasiplerini aldılar. HDK'ye yönelik de büyük operasyonlar yapıldı. Pek çok yönetici arkadaşımız gözaltına alındı, tutuklandı. Yani şu andaki HDK'nin mevcut zayıflığı
biraz da tabii ki bu bizim dışımızda olan etkenlere de bağlamak gerekir. Ama bunun dışında söylüyorum, yani HDP'nin Türkiye'de işte mevcut gelişmeler de bağlamında çok odak bir noktaya gelmesi, yani Türkiye siyasetinde etkili bir noktaya gelmesi HDP çalışmalarını biraz daha geriletti. Gözler, kulaklar biraz daha şeyde oldu, HDP oldu. Oysa ne kadar güçlü bir HDP, o kadar güçlü bir HDP demektir. Çünkü HDP demek birlikte ortak mücadele ve örgütlenme demektir. HDP ne kadar büyük örgütlenirse, yani her tarafta o kadar da büyük ve güçlü bir HDP olacaktır. Bence önümüzdeki süreçte HDP çalışmalarına HDP'den daha fazla, dediğim gibi, önem vermemiz gerekir. Tabii bir ara Avrupa'da da biliyorsunuz HDP çalışmaları vardı. 2017 yılında ben oraya geldiğimde HDP Avrupa çalışmaları vardı. Fakat süreç içerisinde o da Avrupa'da bitirildi. Ben kişisel olarak çok doğru görmediğim bir karardı HDP çalışmalarının burada bitirilmesi. Dediğim gibi HDP'yi biz ne kadar güçlendirirsek o kadar yani Türkiye'de hem örgütlenme olarak güçlü bir örgütlenme modeli ortaya çıkartabiliriz, hem de güçlü bir siyaset yürütürüz diye düşünüyorum. Teşekkürler. Vielen Dank, liebe Nursel Aydoğan. Wir gehen direkt zum nächsten wichtigen Thema über, zivilgesellschaftliche Organisierung zum Aufbau einer demokratischen Nation. Der Demokratische Gesellschaftskongress DETEK, und dazu spricht jetzt die liebe Abgeordnete Selma Irmak. Selma Irmak, söz sizin. Sesi alamıyoruz. Şimdi geliyor mu? Evet. Organizasyonu yapan sevgili Kürt AKAT yönetimini de buradan selamlamak istiyorum ve çalışmalarında başarılar dilemek istiyorum. Çok uzatmadan gireyim. Benim seminer konumda demokratik ulus kavramı çerçevesinde sivil toplum ve DTK ne demektir? Toplumsal çalışmalar ele alındığında DTK nerede duruyor? DTK ne demektir? Biraz buna değinmeye çalışacağım. Nursel bir giriş yaptı aslında. HDK ile DTK, Nursel'in de ifade ettiği gibi bir toplumsal proje, toplumsal örgütlenme projesi, sivil alanı örgütleme projesi. Aslında yine belirtti Nursel, üçüncü yol dediğimiz, yani herhangi bir partiye, bir ideolojiye, bir hizbe ya da herhangi bir siyasi anlamda ifade edebileceğimiz bir oluşuma tabi olmayan toplum kesimlerinin kendilerini ifade edebilecekleri, örgütlenebilecekleri, hak ve özgürlüklerini belki de daha rahat ortaya koyabilecekleri ve arayışlarını, sorunlarını, toplumun sorunlarına dair önerilerini daha rahat geliştirebilecekleri bir sivil alan örgütlenmesi diyebiliriz kısaca HDK ve DTK çalışmasına. DTK'da Demokratik Toplum Kongresi olarak ifadelendirilebilinir. Yani toplumun demokratikleşmesi, toplumun kendini daha özgür ifade edebilmesi, toplumu oluşturan bireyler, kesimler, anlayışlar, etnik yapılar, dini gruplar, mezhep grupları ve aklınıza gelebilecek toplumsal yelpazedeki her kesim kendini örgütleme alanının bir biçimi kongre. Bu anlamda da her iki bileşen bu şekilde bir yapılanma içerisinde bir takım şeyleri, toplumsal çalışmaları yürüttü zaman içerisinde.
sonun ne yazık ki demokrasi mücadelesine vurulan darbeyle birlikte her iki çalışmanın da, her iki sivil toplum çalışmasının da çalışmaları şu anda akamete uğramış durumda diyebiliriz. Şimdi neden DTK ve neden demokratik toplum örgütlenmesi diyelim? Kısaca şöyle bir belki arka plan çerçevesi çizebiliriz. Yani kapitalizmin oluşumundan sonra biliyoruz ki ulus kavramı, ulus devletlerin oluşumuyla birlikte toplum gündemine giren bir kavram. Bunlara çok girmeyeceğim ama ulusun ve ulusun oluşturduğu ulus devlet yapılanmasında püf nokta ya da espri şu: bütün farklılıkların aynı pota içerisinde eritilmesi ve hakim bir renge büründürülmesi anlayışı burada mevcuttur. Yani Fransız toplumu, Alman toplumu, İngiliz toplumu gibi bunların bir de ulusu vardır. Yani resmi bir dili, resmi bir etnik yapısı, resmi bir tarihsel arka planı. Yani bütün bileşenler, bütün farklılıkların uçları kesilir, bir araya getirilir. Yani adeta birbirine dikilir ve bundan da bir ulus çıkar. Burada toplumun ekolojik dengesi, ekolojik yapısı ve rengi ne yazık ki ortadan kaldırılır. Yani tek bir renge bürünür. Şimdi bu tabii ki yaşamın akışına ters ve işte kapitalizmden bugüne 200 yıl diyelim devam eden süreç içerisinde de gördük ki toplum böyle bir yapılanma içerisinde, böyle üzerine giydirilen dar, üzerine olmayan elbise içerisinde kendini ifade etmekte güçlük çekiyor. Buradan sorunlar açığa çıkıyor. Mezhep sorunları çıkıyor, etnik sorunlar çıkıyor, farklı dillerin konuşulamaması sorunu çıkıyor, farklı cinsiyet eğilimlerine sahip olan insanların kendilerini ifade edememe sorunu çıkıyor ve ifade edebileceğim işte göçmenler, mültecilik sorunu çıkıyor, vatandaşlık dediğimiz mesele, hani bir yere ait olma, aidiyet duygusunun oluşturulduğu kavram olarak ifade edebileceğimiz vatandaşlar ve vatandaş olmayanlar meselesi ve benzeri. Yaşam böyle bir şey değil. Yeryüzü bütün insanlarınsa yeryüzünün paylaşılması da ortak kimliklerle mümkün olabilir. Bir toprak parçası üzerinde eğer insanlar aynı kültürel geçmişi, aynı tarihi yaşamışlarsa ve bu anlamda birbirlerini bu şekilde kabul edip bir ilişki kurabiliyorlarsa burada bir renk vardır, bir habitat vardır. Bunu bir elbiseyle, daraltılmış bir çerçeveyle ifade etmek ve buna bir sistem oturtmak tabii ki bir süre sonra sorunları da beraberinde getiriyor. Nitekim Avrupa bir süre sonra buna bir çözüm getirdi. Yani çözümü nedir? Ulus devletin yanı sıra yerel demokrasinin geliştirilmesi, yani toplumsal ekolojinin nefes alabileceği bir sistem oturtmaya çalıştı. Bu sadece Avrupa için değil, işte Amerika için de diyebiliriz, İngiltere veya biraz daha demokrasisini geliştirmiş bütün bölgeler için, bütün yeryüzündeki yerleşim yerleri ve devletler sistemler için söyleyebiliriz. Burada ne var? Eyaletler var, kantonlar var, bölgeler var, özel bölgeler var. Ve burada insanlar kendi kültürel yapılarını, kendi dillerini, kendi aidiyetlerini yaşayabilecekleri bir yönetim sistemi oluşturuyorlar. Ve bir başka topluluklarla da barış içerisinde yaşayabiliyorlar. Çünkü burada hegemonya ortadan kalkıyor. Yani tekçilik, tek bir elbise içerisinde herkesi barındırmaya çalışan, bir potada herkesi ermeye çalışan sistem kendini bir biçimiyle dönüştürmüş oluyor. Bu bir çözüm tabii ki. Bütün sorunları çözüyor mu? Hayır. Yani bugün de tartışılıyor. Bugünkü işte demokratik modernitenin öne sürdüğü bir takım şeyler var. Kapitalist modernitenin getirdiği açmazlara, çıkmaza yönelik öneriler sunuyor. Sosyal bilimler sürekli değişiyor. Dünyadaki anlayış bilimle ve felsefeyle, siyaset bilimiyle güçlenerek, sosyolojiyle değişime uğrayarak yeni yeni düşünceler ortaya koyuyor. Çünkü artık insanların ihtiyaçları farklılaşıyor. Artık insanlar daha fazla özgürlük, daha fazla yerellik, daha fazla kendi olma halinin arayışındadır. Şimdi bütün bunlar yani denenmiş, ortaya konulmuş. Bir topluluğu tek bir elbise içerisinde görmek
ve bu şekilde yönetmek mümkün değil, doğru da değil. İnsan tabiatına da aykırı, toplumsal yapılar zaten bunun için isyanlar ortaya koyuyorlar, itirazlar ortaya koyuyorlar. Savaşların, yeryüzündeki savaşların büyük bir bölümü bu nedenle açığa çıkıyor. Çünkü sosyal dengesizlik var, hakimiyet var, insanlar kendi varlıkları, hani doğanın kendilerine bahşettiği özelliklerden kaynaklı olarak ayrımcılığa uğruyor. Ya da özgürlüklerinden mahrum bırakılıyorlar. Şiddete uğruyorlar, katlediliyorlar, kırıma uğruyorlar vesaire. Hani bunları çoğaltabiliriz. Böyleyse o zaman toplumsal yapıya uygun bir çözümün getirmesi şart. Bu da nedir? Toplumun kendi örgütlenmesinin önünü açmak. DTK işte tam da Kürdistan'da yıllardır devam ede gelen bu soruna bir çözüm geliştirebilmek için. Yani HDK'nin Türkiye Meclisi olup Türkiye'deki çoklu kültür, çoklu kimliğe bir cevap niteliğinde kendini ortaya koymuştur dedik. DTK'da, Kürdistan'da, Kürt coğrafyasında diyelim ya da Mezopotamya'nın işte bu kuzey bölgesinde yaşayan kimliklerin, dillerin, mezheplerin, dinlerin ve farklı farklı görüşteki toplulukların kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini temsil edebilmeleri ve kendilerini yönetebilmeleri, kendi kaderlerini tayin edebilmeleri diyebiliriz anlamında bir oluşuma gittiler. İşte bunun adı DTK'dır. DTK, Nursel çok güzel ifade etti. Tıpkı yani bir piramit gibi tabandan başlayan delegelerini en ücra köşeden, en küçük birimden başlayarak seçimle oluşturan köy meclisleri, mahalle meclislerinden ilçe, il meclislerine, daha büyük yerleşim birimlerindeki meclislerinden DTK'nın bileşenine kadar bir oluşum içerisinde kendini ifade ediyor ve kendi örgütlenmesini böyle sağlıyor. Burada sadece seçimle de söz konusu değil oluşumun ortaya çıkması, aynı zamanda seçimin de biliyorsunuz temsili siyaset her zaman bütün topluluğu kapsamıyor. Bunun önüne geçebilmek için de kota uygulanıyor. Nasıl diyeyim? İnançlar kotası, bireyler kotası, farklı yapıdaki azınlık konumunda olan ve seçimle delege seçilmeyecek pozisyonda olan gruplar için kotalar belirleniyor ve burada toplumun tüm kesimlerinin bu bileşen içerisinde yer almasını ve kendi görüş ve düşüncelerini ifade etmesini, kendi hak ve özgürlüklerini savunmasını ve önerileriyle de itiraz ve eleştirileriyle de toplumun yönetimine katılmasını sağlayan bir oluşum. Şimdi bu neden tehlike olarak görülüyor? İşte bahsettiğimiz gibi bunun oluşması demokratik toplumu ortaya çıkaracaktır. Toplum örgütlenmesini açığa çıkaracaktır ve ulus kavramının artık genişletilmesini beraberinde getirecektir. O nedenle beka sorunu olarak algılanıyor. Üniter devletin ve ülkenin bölünmezliği, soru işareti koyalım, bölünmezliği ve devletin güvenliğinin tehlikeye girebileceği biçiminde bir yaratılan bir algıyla bu yapılanma ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Çalışıldı da nihayet. Sonuç başarılı mıdır? Ben böyle olduğunu düşünmüyorum. DTK'nın ve HDK'nin oluşturduğu sivil toplum anlayışı bence toplum içerisinde yerini buldu. Her ne kadar evet şu anda akamete uğradı, istediğimiz şekilde başarılı bir çalışma yürütemedi, bizden kaynaklı, oluşturulan yapılardan kaynaklı, demokratik toplumun örgütlenmesi konusunda yeterli beceriye sahip olamayan yöneticiler diyelim ya da delegelerin yeterli çalışamaması ya da koşulların oluşturulamaması nedeniyle her ne şekilde olursa olsun yürütülemedi içsel sebeplerle, ama onun öncesinde devletin kesinlikle buraya bir duvar örmesiyle bu çalışmalar akamete uğradı. DTK öncelikle bahsettiğimiz gibi başından itibaren kendini deklare eden, açık çalışan, bir açık toplum yaratmaya çalışan bir oluşum iken sonradan kriminalize edilen bir yapı haline geldi ne yazık ki. AKP'nin milletvekillerine de katıldığı çalıştayların yapıldığı bir yapı iken meclisin
görüşünü anayasa oluşturulurken DTK'nın görüşünü alma ihtiyacını duyduğu ve o şekilde meşru gördüğü bir yapıyken illegalize edilen, yasa dışı olarak görülen bir yapılanma olarak birçok arkadaşımızın ceza almasına, hani benim de içerisinde olduğum DTK'da yer alan yönetici, delege, komisyon üyesi veya bahsettiğimiz o pek çok komisyonun içerisinde yer alan arkadaşlarımızın ceza almalarına, cezaevlerine girmelerine ne yazık ki neden oldu. Şimdi bu tartışmayı şöyle yürütebiliriz, yürütmek isterim. Demokratik toplum neden bir ihtiyaçtır ve devlet bunu neden bu kadar tehlikeli görüyor? DTK ve HDK gibi yapılanmalar neden devletin çokça ürktüğü bir tehlike olarak arz ediliyor ve öyle değerlendiriliyor? Şunun altını çizmek istiyorum. DTK'da, HDK'de şu anda Avrupa'da 10 yıllardır devam ede gelen sistemin bir başka biçimini ortaya koymaya çalışıyor. Belki de nüvelerini daha cenin halindeki yapılanmasını ortaya koymaya çalışıyor. Ve bu toplumun geleceği için çok önemli bir unsur. Bunun desteklenmesi ve örgütlendirilmesi gerekiyor. Bu anlamda da ben bizi dinleyen değerli dinleyicilerimize bunun altının çizilmesini, bu konuda tartışmaların yürütülmesi gerektiğini ve toplumun bu çok elzem ve çok hak olan talebinin göz ardı edilmemesi gerektiğini tekrar ifade etmek istiyorum. Ben de çok fazla uzatmayayım. Teknik bilgilerden ziyade biraz içeriği açma ihtiyacı duydum. Zaman kısıtlı, sorularla belki biraz daha açabiliriz. Ben de bu kadar söyleyeyim. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Vielen Dank, liebe Selma Irmak. Nun gehen wir weiter zu Bedia Özgökçe Ertan. Sie war nicht nur Abgeordnete in der Nationalversammlung der Türkei, sondern zuletzt Oberbürgermeisterin der großen Stadt Van, wurde abgesetzt und ist jetzt ebenfalls in Europa. Sie wird uns heute über Kommunen im Dienste der Bevölkerung, der Kommunalismus der HDP referieren. Bedia Özgökçe, söz sizin. Sesim geliyor mu arkadaşlar? Evet, geliyor. Ben de öncelikle sizlere, bizleri bir araya getirdiğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Programın organizasyonunda emeği geçen herkese sevgiyle selamlıyorum. Ayrıca bütün arkadaşlarımı selamlıyorum. Ve bizi izleyen herkese sevgi ve selamlarımı iletmek istiyorum. İyi akşamlar. Ayrıca partimiz HDP'nin 9. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle buradan sizler aracılığıyla partimizin eşitlik ve özgürlük mücadelesini büyüten halkımızı ve HDP'yi her ne pahasına olursa olsun savunanları hürmetle, saygıyla selamlamak istiyorum. Evet, HDP 9 yıl önce kuruldu. Benden önceki konuşmacı arkadaşlarım hem geçmiş hem de bugünkü mücadeleye dair paylaşımlarda bulundular. Onların da belirttiği gibi HDP aslında çok daha eski bir mücadele mirasına sahip. Bu anlamda bir siyasi partiden daha öte bir anlayış olarak ortaya çıktı ve bugün ezilenlerin, yok sayılanların, yoksullaştırılan emekçilerin ideallerini, özgür bir toplum yaşamını hedefleyen bir araya gelişi daha çok sembolize ediyor ve bunun mücadelesini veriyor. Daha fazla aslında bir halk mücadelesi olarak tanımlıyoruz. Ve sizlerin de bildiği gibi Türkiye tarihi boyunca Kürt halkı ve ezilen yok sayılan halk iradesi defalarca kez kendini hukuk çerçevesinde ifade edebilmek ve var olan haklardan en demokratik biçimde faydalanmak üzere örgütlendi. Ama bildiğiniz gibi partilerimiz kapatıldı, temsilcilerinin binlercesi tutuklandı, işkencelerden, zulümlerden geçtiler, sürgün oldular, öldürüldüler. Bu kadar ağır bedellerle bugüne geldi ve bugün de benzer bir saldırı altında. En ağır ve en büyük saldırıların odağında olmasının birçok nedeni var elbette. Bu belki birçok sorunu ve yönü olan bir büyük sorun alanı ama en önemli nedenlerinden biri olarak HDP'nin bugün HDP'de somutlaşan eşit yaşam, radikal demokrasi ve özgürlük fikrinin hedef alındığını da belirtmemiz gerekir.
temelinde halkı ve toplumu esas alan, merkezi değil, yerel yönetimi ve demokrasi kültürünün toplumsallaşmasını önemseyen anlayış, özellikle 7 Haziran'da çok ciddi, çok somut olarak yeni yaşamın ve umudun kapısını aralamıştı. O günden bugüne saldırılar çok daha pervasız ve doğrudan yöneldi. Özellikle OHAL döneminde çok çarpıcı bir ayrı bir örnek olarak da şunu belirtmek gerekir ki hileli bir yöntemle, hukukla tarif edilemez bir yöntemle uygulanan kayyum rejimi Kürt halkını kolonyal mentaliteyle yönetme rejimi olarak uygulanan çok doğrudan bir saldırıdır. Sadece Kürt, bugün artık saldırılar sadece bizlere yönelik değil, bütün Türkiye toplumunu kayyum rejimi benzeri bir rejimle yönetmeye çalışan tek elden otoriter bir yönetime dönmüş durumda. Evet, Türkiye'de Kürt halkına ve HDP seçmenine uygulanan rejim tüm yönleriyle halkın seçme ve seçilme hakkını elinden zorun gücüyle alan, şiddetle, baskıyla yöneten bir yapıya bürünmüş durumda. Bu uygulamayı yaparken de anayasal ve yasal, uluslararası yasalar taraf olduğu ve bağlı olduğu bütün yasaları askıya alarak uyguluyor. Adeta düşman hukuku uyguluyor. Hedeflediği amaç uğruna bütün yasal düzenlemeleri ve toplumun taleplerini göz ardı eden bir pervasızlıkla hareket ediyor. Çünkü gerek HDP'nin genel siyaseti, gerekse de yerel yönetimler anlayışı ve politikası Türkiye'de mevcut merkezi ve tek adam rejimine tamamen karşı. Dayanağını halkın meşru taleplerinden alan eşitlik, adalet ve özgürlük anlayışıyla örülü durumda. Kürt sorununun adil ve onurlu bir barışla çözülmesi için çabalıyor ve bunun için mücadele ediyor bir yandan. Birbirinden etnik, din, dil, cinsiyet farklılıkları olsa bile tüm kesimlerin bir arada ve eşit yaşamasını önceliyor. Tepeden değil, yerelden de yerinden yönetimi esas alıyor. Demokrasinin temelleri olan insan haklarına dayalı, insan onuruna saygının var edildiği, eşit, adil ve özgür bir toplum modelini hedefliyor. Bir toplumun bu anlamda bir seçim yapması demek, o toplumun yönetime katılmasının bir aracıdır. Ve en geniş tabiriyle de vatandaşlık haklarının vazgeçilmesi ve en önemlilerinden birisidir. Bu anlamda yönetime katılma hakkı insan hakları alanında sayılmaktadır. Ve yine aynı mentaliteyle seçim hakkı insanlık onuruyla ilgilidir. Düşünce ve ifade özgürlüğüyle ilgilidir. Karar süreçlerine katılımla, eşitlikle ilgilidir. Eğer bir kesimin Türkiye'deki örneğiyle ifade edersek, Kürt halkının ve HDP seçmeninin seçme ve seçilme hakkı elinden bu yöntemle alınıyorsa, orada demokrasiden bahsedilemez. Olsa olsa kölelikten bahsedilebilir. Şu an bizlere, Kürt halkına ve HDP seçmenine dayatılan şey işte budur. Bizlerin belediyecilik anlayışı en öncelikli olarak halkın yönetime doğrudan katılma hakkını esas alıyor ve katılımın araçlarının geliştirilmesini sağlıyor. Nasıl? Mesela bizler demokratik yerel yönetim eş başkanlık sistemine dayalı, eşit temsiliyet sistemine dayalı bir yönetimden bahsediyoruz. Bunu sağlamanın pek çok aracı olarak yıllar süren deneyimimizle, biriktirdiğimiz deneyimlerle çeşitli elbette ki yöntemler geliştirdik ve halkın doğrudan yönetme hakkına sahip olması, söz söylemesinin kanallarını açtık. Örneğin kurumsal yapılar kurarak bunu sağlıyoruz. Belediyeler bildiğiniz gibi kentin sadece altyapı, yol, su gibi ihtiyaçlarını karşılayan binalardan ibaret değillerdir. Belediyeler demokrasilerde halkın doğrudan kent adına ve kendi adlarına söz söylemesini sağlayabilecek en önemli yapılardır. İşte bizler özellikle bu katılımı önemsiyor ve kent adına söz söyleyen her kesimin kendisini ifade ettiği, hesap sorabildiği, kendi vergisiyle olacağın bütçenin nasıl harcandığını görebilecek mekanizmaları kuruyor ve sözü tamamen halka bırakıyoruz. Bu yöntem aslında esas yetki sahibi olan ve söz sahibi olan halkın yönetimde aktif rol almasını da önünü açan bir anlayış. Toplumu esas alan belediyecilik ve yerel yönetim anlayışı halkın kendine ait kararlarını kendisinin vermesi anlamına geliyor. Kendini yönetmesi anlamına geliyor ayrıca. Topluma dayalı siyaset, eşitliğe dayalı açıklık, şeffaflık, liyakat ilkelerinin temel alındığı hizmet anlayışı, doğrudan ve verimli
hizmet verme anlayışı, doğal ve mevcut kaynaklarını etkin ve verimli kullanma anlayışı, emeğe saygılı, adil ücret sistemini benimseyen bir anlayışa dayalı, doğayı korumaya dayalı, kentin kaynaklarının en verimli şekilde halk için kullanılmasına dayalı ve öte yandan kadının siyasette görünür olmasının sağlanarak tüm karar süreçlerinde kadının temsil edildiği eş başkanlık ve eşit temsiliyet sistemine dayalı bir toplumsal dönüşümü hedefliyoruz ve tüm siyasi yapısı bu temel dinamiklere göre şekillenmiştir. Kısacası bir toplumu var eden ve o toplumun yaşamasını mümkün kılan her ne var ise idarenin ya da belediye hizmetlerinin bu temel yaşama haklarını oluşturan her ne varsa ilgilenmesi ve politika üretmesi gerekir diyoruz. Bizlerin de var etmeye çalıştığı şey işte genel tabiriyle bu. Bu şekilde tanımlanabilir. Bu sistemde çünkü rant yoktur, kayırma yoktur, ahlaki çürümüşlük yoktur. Yozlaşma ve toplumu çürüten her ne varsa yoktur. Belirttiğim gibi tüm yapılarımızda eş başkanlık modeli uygulanıyor. Parti, il, ilçe yönetimleri, belediye başkanlığı ve meclis üyeliklerinin tamamı eş başkanlık ve bir kadın bir erkek seçilecek şekilde fermuar sistemi şeklinde uygulanıyor. Böylelikle kadınların siyasette hem görünür olması hem de aktif katılımının önünü açmış oluyor. Kararların yapımı süreci, karar verme ve uygulama süreçlerinin tamamında kadınların siyasi yaşama doğrudan katılımını sağlamaya imkan sağlıyor bu böylesi bir yönetim. Yaşadığımız en küçük birimlerde sorunları yerinden tespit edip yerelde yaşayan halk ile sorunu çözmenin yollarını arıyor ve çözüme dair araçları tartışıyoruz. En doğru seçimi halkla birlikte kararlaştırıyoruz. Kentin genelini ilgilendiren sorunların çözümünü yine ayrım gözetmeksizin her kesimin ve ayrı düşüncenin görüşünü alarak karar veriyoruz. Bu şekilde alınan kararları zaten kent kendisi sahiplenir. Bu yöntem işte demokratik yerel yönetim yöntemidir ve bu çok 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 önemlidir. Halka sorulmadan alınan kararların tamamı çünkü dayatmadır. Türkiye gibi bir nüfusa sahip bir ülkede hala merkezi yönetim çok katı bir şekilde yönetim algısı içerisinde, anlayışı içerisinde bugün çok daha farklı bir uç düzeye gelmiş durumda. Zaten eskiden beri yetkilerini yerine devretme konusunda oldukça imkansızı dayatan bir anlayışa sahipti. Bugün çok daha fazla ama zaten böylesi bir yapıda yereldeki sorunları çözmesi mümkün değil. Yani istese de çözemez durumda. Biz yaşadığımız yerlerde zaten on yıllarca çok büyük ayrımcılığa maruz kaldık. Bölgeler arası derin eşitsizlik, eğitim, temel altyapı hizmetleri anlamında çok büyük sorunlarla karşı karşıya kaldık. Bu elbette ki ayrı bir başlıkta tartışılması gereken bir konu. Ancak bu hatırlatmayı şunun için yaptım. Halkın ödediği vergilerden oluşan bütçeye dair hesap sorma hakkı var ve bütçeyi yapanların da bu hakkı gözetmesi gerekir. Ve demokratik ülkelerde bunun çok yönlü hesap sorma denetleme metotları var. Bizde ise bu hakkı sormak bile halktan gizlenen bir durumdu. Biz yerel yönetimlerde bütçe hakkını da halkın temel vatandaş hakları arasında olduğunu hatırlatıyor ve halkın hesap sorma hakkını kullanabilmesinin önünü açıyoruz. Yani bütçeyi bir nevi halkla beraber yapıyoruz. Mesela şeffaf, hesap sorulabilir, denetlenebilir bütçe yapıyoruz. Halk için bütçedir bu. Ve ayrıca ve bunun yanında toplumsal cinsiyet temelli bütçeyi esas alıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de toplumsal cinsiyet duyarlı bütçe yapma bizlerin parti olarak çokça tartıştığı, çokça dile getirdiği bir konu ve merkezi bütçe yapılırken de bunun mümkün olduğu mekanizmaları öneriyoruz. İşte bizlerin yönettiği belediyeler gibi idari yapılarda da bu duyarlılığı içeren ve görünür kılan yatırımları yıllık programlarımıza alıyoruz. Bizim yaptığımız bütçe içinde kadınlara, çocuklara, gençlere, yaşlılara ve dolayısıyla tüm toplumu var eden herkesin kentin tüm olanaklarından en verimli düzeyde yararlanabilmesini kolaylaştıran kararlar ve buna dair ayrılmış kaynaklar ayırıyoruz. Bu anlamda kaynaklar var ediyoruz ya da ayırıyoruz. İşte kaldırımların yapısından tutun sokak aydınlatmalarına, yeterli yeşil alana, çocuk parkları ve oyun alanlarına, doğal güzelliklerin, hayvan haklarının ve varlığının korunmasına,
Kadınların kente gelirken yeterli dinlenme ve bekleme alanlarından, kadınlar için sosyal aktivitelere katılma alanlarına, kendi becerilerini geliştirme mekanlarına, ayrıca kadını eve hapsetme anlayışından kurtulmaları ya da böylesi bir dayatmadan kurtulabilmeleri için ekonomik hayatta katılımı kolaylaştırmaya ve kendine yeterli zaman yaratabilmesinin olanaklarını geliştirmeye, çocuklarını güven içinde bırakabilecekleri çocuk eğitim ve bakım evlerine varana dek binlerce ihtiyacın belediyeler eliyle var edildiği hizmetler sunuyoruz. Ayrıca kadına yönelik her düzeyde ve her şekilde şiddetle etkin mücadele ediyoruz. Sosyal, psikolojik, hukuki destekler sunuyor ve ayrıca sığınma evleri kuruyoruz. Kadını şiddetten korumanın tüm mekanizmalarını belediyeler bünyesinde kurduğumuz birimlerle hayata geçiriyoruz. Örneğin kadın daire başkanlıkları veya müdürlükleri kurduk. Bizlerin yönettiği belediyeler döneminde var ettiğimiz bir şey. Bu bir partimizin kadın politikaları bizleri yani bu seviyeye getirmiş durumda ve biz böylesi yapılar kurarak hem bütçe ayırabilmenin yöntemlerini, imkanlarını sağlıyoruz hem de hizmet sunabilmek için oldukça önemli görüyoruz. Bu sebeple özellikle birçok alanda olduğu gibi bu alanda da yapılar kurumsallaşmasını önemsiyoruz. Bir de süremi aştım zannediyorum ama son olarak toplumun kendi varlığını koruyup sürdürebilmesi, toplumsal varlığını bugünden yarına taşıyabilmesini sağlayan işlevleri de yerine getiriyor belediyeler. Bu sebeple kültür müdürlükleri oldukça önemlidir. Toplumun tarihi ve kültürel varlıklarını korumak, kültürün yaşaması için gerekli yatırımları yapmak, halkın inançlarını özgürce yaşayabilmesi için gerekli koşulları yaratmak, ibadethane ve mezar yeri ayırmak bile ve bunun mücadelesini vermek bile oldukça önemli ve kıymetli. Anadilde eğitimin okul öncesi çağdan başlamasını teşvik eden kreşler, gündüz bakım evleri gibi çocukların kendi haklarıyla büyümesini kolaylaştırmak bir toplumun olmazsa olmazları olarak görüyoruz. Ve kentte yaşayan her dilden, her kültürden bireyin varlığını zenginlik olarak görmek ve haklarını yaşamasını sağlamak kentin demokrasi kültürü ve barış toplumu olmasını sağlayan çok önemli hizmetlerdir. Çoğulculuk ve demokrasi ancak böylesi toplumlarda hayat olabilir. Buna inanıyoruz ve bunu sağlamaya çalışıyoruz. Düşüncenin özgürce ifade edilebildiği, tartışılabildiği bir toplum köle değil, özgür bir toplumdur ancak. Ve bu yapılar Türkiye'de 100 yılı aşkın bir süredir devam eden başta Kürt halkının varlığı olmak üzere yok sayılan ve yok edilme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan tüm farklı kesimler için oldukça önemlidir. Parti olarak da bu konuda ısrarcıyız. Yerinden ve demokratik yönetim ve eş başkanlık modeliyle yönetme konusunda ısrarcıyız. Belli bir kabule ve gelmiş durumda şu an ve çok önemli bir çığır açtığını düşünüyoruz demokratik toplum yaşama bakımından. Ve ayrıca belediyecilik anlayışımızın barışa olan katkısının da yadsınamaz olduğunu söylemek isterim. Bugün çoğulculuğu reddeden ve barışın sesini kısmaya çalışan tek adam rejimi anlayışı inanıyorum ki halkın isteği karşısında yok olup gitmeye mahkumdur. Ve ben son söz olarak bu karanlık günlerin mutlaka geçeceğine inanıyorum. Ölümün, sürgünün ayrı düşürmediği barış ve özgür bir gelecek inancımla bir kez daha herkesi selamlıyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Vielen Dank, liebe Bedia Özgürce. Wir fahren nun fort mit Sibel Liedalp. Sie wird über die kurdische Diaspora als Säule der Demokratiebewegung sprechen. Sibel Liedalp, söz sizin. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bu emeğiniz için de ayrıca size teşekkür ediyorum. İzleyenlere de sevgi saygılarımı iletiyorum. Benim konum biraz yani zor bir konu. Çünkü Avrupa'nın Kürt mücadele tarihi açısından çok fazla bir arşiv yok. Ama ben uzun bir araştırma sonucunda bazı verilerle bu konuyu anlatmaya çalışacağım. Şimdi dünya insanlık var oldukça göç hareketleri hep olmuştur. Ve hep bir şekilde göçler değişkenlik göstermiş de dinamiktir. Ancak Kürt halkı yani dünyanın en büyük devletsiz bir toplumundan bahsediyoruz şu anda. Ve bu acımasız bir gerçekliğin şu anda diaspora yansıması ve diasporada bundan çalışmaları ben kısaca özetlemek istiyorum.
İlk dönemlerde 1919-1961 dönemli Celaleddin Bedirhanlar geliyor. Önceye geldiklerini bir eğitim amacıyla geliyorlar. Sonrasında 1921 anayasasıyla birlikte ve 25 Şeyh Said'in idamıyla birlikte insanların büyük bir kısmı artık dönemiyor. Oradan bir nesil var. Ondan sonrasında yine 1960 ve 1970 yılları arasında Kürt işçiler geliyor. Aslında Kürt işçiler de yine tabii ideoloji sebeplerle geliyorlar. Çünkü hem tarım hem hayvancılık hem de istihdam alanlarının olmayışı Kürtleri göçe zorluyor. Bir böyle yönü var ve bir de zorunlu bir göçün olma koşulundan yaşadıkları için bir şekilde Avrupa'ya gelmek durumunda kalıyorlar. Yine 1980-1990 yılları arasında 12 Eylül 1980 darbesiyle birlikte yine bir sürgün göçü var. 1900 en ilginci de şu, 1966'daki Muş depremi ve Erzincan depreminde devletin çifte standart yaklaşımından kaynaklı oradaki halka hizmet vermeyişi, depremlerden dolayı halkın mağdur edilmesinden kaynaklı insanlar zorunlu olarak yine Avrupa'ya göç etmek zorunda kalıyor. Yine Konda şirketi var, Türkiye'de Ar-Ge şirketi, araştırma anket şirketi. Şöyle bir sonu çok çarpıcı bir istatistiği var. Diyor ki Kürt halkı, Kürtlerin en az %17'si bir defa olsun göç etmek zorunda bırakılmıştır. En az %17'si. Bu çok önemli bir rakam ve bu bir araştırma sonucu. Yine şeye baktığınızda 1991-2001 yılının arasına baktığınızda 197.250 kişi Almanya'ya geliyor. Bunların hemen hepsi siyasi mülteci olarak geliyorlar. Ve siyasi mülteci olarak gelenlerin de %90'ını Kürtler oluşturuyor. 2014-2016 yılında da yine tabii ki %30'unu Kürtler oluşturmak üzere 800 bin kişi sadece Suriye Savaşı ile birlikte Almanya'ya, bu sadece Almanya için söylediğim rakamlar bunlar, Almanya son söylediğim, orada buraya gelmek durumunda kalıyorlar. Peki Avrupa'daki Kürt kurumları nasıl oluşturuluyor? 1995 yılında sürgünde Kürdistan Partisi kuruluyor. Devamında sürgünde kurulan Kürdistan Partisi'nin kendi içinde çalışmaları ve boyutlandırmasıyla birlikte 2012'de KNK kuruluyor. 2012'de kurulan KNK aslında Kürdi ittifakları bir araya getiren ve Kürdistan çatısını oluşturan, az önce bahsettiğimiz arkadaşlarımız Selma ve Nursel arkadaşım bahsettiği gibi HDK DTK'nın aslında bir Avrupa versiyonuyla burada da bir çalışma yürütülüyor. Yine 1987 yılında ilk defa Kürdistan Yurtsever Kadınlar Birliği kuruluyor Avrupa'da. Devamında işte 1999'da PJK, 2000'de PJA, 2004'te PAŞK ve aslında bununla birlikte şu anda Kürt Kadın Hareketi, Avrupa Kadın Hareketi oluşturuluyor. En önemli kurumlarından biri de tabii ki HEYVASOR. HEYVASOR da çok ciddi anlamda çalışması, onun da çok tarihsel bir arka planı var. 1993'te Almanya'nın Bochum kentinde oluşturuluyor. Şu anda Avrupa'da olan KCDE konfederasyon sistemi var. Bu konfederasyona bağlı 5 federasyon ve buna bağlı olarak 300'e yakın kurumlar var. Tabii ki Kürt Akat da var. Şimdi Kürt Akat da buraya koyarak birlikte beraberinde diğer kurumlardan bahsedeceğim. Şimdi İsviçre'de Kürdistanlar Derneği var. Kanada'da var. Dernekler var. Farklı ideolojik perspektiflerde oluşan çokça Kürdi dernekler var. Ama bu Kürdi derneklerin ideolojik farkları ya da ideolojik çelişkileri kapitalist sistemle eğer uyumlu bir şey varsa, bakış açısı varsa, bu anlamda kapitalist devletler bu Kürdi derneklere karşı son derece pozitif fonlama yoluyla ya da bir takım istihdam alanı sağlayarak kendi işlerinde bir mutabakat halinde çalışmaları yürütüyorlar. Ama diğer türlü eğer demokratik ulus paradigmasına sahipse ya da demokratik ulus kapitalist moderniteye karşı demokratik modernite üzerinden bir ideolojik perspektif varsa Avrupa'daki devletlerin hemen hemen hepsi bu anlamda Kürtlerin bu oluşturmuş olduğu demokratik anlayışa sahip olan örgütlerle, kurumlarla ya da şahsiyetlerle bir yerde kriminalize ederek bu kapitalist modernite kendine tehdit olarak gördüğü için onlar arasında ciddi bir kriminal algı yaratarak bunu değişik araçlarla kriminalize ediyor. Mesela
İşte Kürtlerin Kobani süreci içerisinde yaşamış olduğu ağır saldırılara karşı Avrupa'daki diasporadaki Kürtlerin itirazı veya isyanına karşı önce o olumlu yaklaşıp IŞİD'e karşı bir savaş verdiği için sahiplenirken devamında YPG ve YPJ üzerindeki baskılarını şu anda demokratik, legal, siyasi alanda sokağa çıkmada bazı eyaletler, Avrupa'nın bazı devletleri bu sembolleri kriminal olarak gösterebiliyor. Yani demem şu ki tamamen bir konjonktürel bakış açısı ve güne göre, iklime göre sistemlerin kendi arasındaki mutabakata ya da birbirlerine yapacağı şantaj veya tehdit araçları olmak istedikleri zaman bakış açıları değişebiliyor. Aslında olay şu, bir de bununla birlikte şu anda Kürtlerin herhalde ulusuz, devletsiz en çok etnisiteye bağlı olan halklar olarak, Kürtler olarak ve Aleviler, yani aslında bütün ötekileştirenler olarak şunu söylemek lazım. Şu anda Avrupa'daki kurumlar, sol sosyalist demokratik kadın örgütlerini hemen hemen hepsi Kürtleri, bilhassa Kürt kadınlarını çok iyi tanıyor. Ve Kürt kadınlarına da aynı zamanda hem saygı duyup hem de onlarla ortaklaşma ve ortak platformda hareket etme konusunda çok ciddi çabaları var. Bu da Kürt kadın hareketinin çok büyük bir başarısı ve emeğiyle olan bir durum. Az önce bahsetmiş olduğum istatistiksel rakamların da getirmiş olduğu şeyleri söyleyerek çok uzatmadan şunu söyleyeyim. Henüz yaptığım araştırmalarda 2015 ve 18'i 2019'u almamış. Onlar da biz oluyoruz. Biz bir nosil olarak gelmişiz. Her darbe mekaniği kendi içinde sürgünleri, her sürgün kendi içinde yeni bir mücadele yöntemini getirmiştir. Sanırım 7-8 kuşaktır Avrupa'da bir kuşak var ve o kuşaklar kendi içinde sürekli birbirine mirası devrediyor. Umarım biz son kuşak oluruz. Umarım bizden sonra hiçbir sürgün veya yeni bir kuşak gelmez. Biz burada biriktiklerimizi kendi ülkemize dönerek oradaki mücadele alanına büyük bir zenginlik olarak katarız. Şu da önemli tabii ki son olarak. Sonuç itibariyle burada milyonlarca bir Kürt olduğu ve gerçekten binlerden fazla ciddi anlamda kurum, çok fazla sayıda kurumu olduğu, ancak kendi içindeki kurumlar arasındaki koordinasyon, organizasyon konusunda yetersizliğinin olabildiği kadar fazla olduğu, yasal, resmi, yazılı hafızasının çok fazla olmadığı, bu anlamda da diplomatik veya kurumsal görüşmeler konusunda elimize yeteri kadar arşiv olmadığı için ifade konusunda biraz sıkıntı yaşadığımızı söylemek mümkün. Çünkü ben bu araştırmayı epey bir uzun araştırma yaparak ancak bu kadarına ulaşabildim. Onun için ben Kürt Akat'ta bu çalışmayı, bu programı yaptığı için anca çok teşekkür ediyorum. Ve Kürt kurumlarına da buradan eğer bizi dinliyorlarsa şunu söylemek istiyorum. Lütfen yazılı hafızamız olsun. Yazılı hafıza demek bizim mücadele tarihimizin tamamen bir kanıtıdır. Zaten kanıtımız var ama bir de yazılı bir tarih bırakmamız çok önemli ve kıymetlidir. Sözlü tarih zaten var ama bizim yazılı tarihe de ihtiyacımız var diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Vielen Dank, liebe Sibel Liedal. Wir begrüßen unter uns auch Tuba Hezer. Sie wird jetzt zum Thema Parität in der Türkei, ein Meilenstein der HDP, referieren. Tuba, söz sizin. Sesiniz gelmiyor. Oldu sanırım şimdi. Evet, sesi açmayı unutmuşum. Bir ricam olacak. Çeviri simultane yapılıyor. Arkadaşlarımız biraz daha yavaş konuşurlarsa çevirmen için çok daha rahat olacak. Evet. Gayet doğru birine uyarıyı yaptım. Teşekkür ediyorum. Öncelikle dersim Kürt Akat olarak böyle bir buluşma sağladınız. Biraz geç geldim. O yüzden benden önceki arkadaşlar tam olarak neler söylediler bilmiyorum ama eş başkanlık sistemini Türkiye ve Kürdistan özelinde almaya çalışacağım. Aslında eş başkanlığı anlatırken hep şöyle başlıyoruz ya, işte toplumun yarısı kadın, yarısı erkek diye başlıyoruz. Ben aslında başka bir şekilde giriş yapmak istedim. Şimdi biz dünya ülkelerinin birçoğu demokrasi adına çok önde olduklarını ve
demokrasinin en iyi ülkeler olduklarını pek çok ülke yani ya da pek çok istatistikler değerlere göre söyleniyor bu. Şimdi demokrasinin tanımına baktığımız zaman aslında antik Yunanca'dan gelen bir kelime. Demos halk demek. İşte kratos güç ya da egemenlik. Yani halkın devlet veya hangi oluşum olursa olsun eşit bu yönetimi şekillendirmede eşit hakka sahip olduğu bir sistemden bahsediliyor. Ama bu bahsettiğimiz dünya düzeni içerisinde demokrasiden bahsedenlerin karşılık bu tanımı önümüze koyduğumuz zaman aslında bütün dünya kocaman bir yalanın içinde bu durumda. Çünkü eşit hakka ya da işte o yönetimi, o oluşumu şekillendirmede eşit temsiliyet söz konusu değil. Ta ki eş başkanlık sistemi gerçek anlamıyla hayat bulduğu zaman, çünkü yani bunu ilk, evet, dünya tarihinde ilk Almanya Yeşiller Partisi başlattı ve ama bizim için daha önemlisi olan Orta Doğu denilen feodal, gerici ve değişimin çok zor olacağı inancıyla bakılan bir coğrafyada Kürt kadınları böyle bir başarı sağlayabildi. Yani eşit temsiliyet, sadece eş başkanlık dediğimiz bir erkeğin yanında bir kadın da olsun ya da kadının fiziki varlığı ya da niceliksel ya da şekilsel olarak varlığından bahsetmiyoruz aslında. Eş başkanlık sisteminde eşit katılım ve toplumsal olarak, yani aslında toplumu bir bütün olarak, ortak olarak bu karar mercilerinde yer almak, toplumun, yaşamın bütün alanlarında kadının kadın kimliğiyle kendini var etmesi süreçleridir. Ve elbette ki biz eş başkanlık sistemi, işte Kürt kadınları başardılar dediğimizde çok kolay bir yolu yoktu bu sürecin. Bir anda Kürt kadınları haydi biz bir eş başkanlık sistemini getirelim de bir böyle bir yönetim sistemiyle siyasi partilerle mücadelemizi ya da toplumsal alanda böyle bir çıkış yapalım denmedi elbette ki. Bütün bunlar da yine zorlu bir direniş sürecinden geçti ve pek çok deneyimlerle, her yeni bir deneyim yeni bir kapıyı aralayarak bunu önlerine koydu. Ki az önce arkadaşlar da bahsettiler, işte işte bu sürece gelinceye kadarki süreçte önce işte siyasi partiler içerisinde, yani HDP'ye gelinceye kadarki süreçte kadın kolları olarak, kadın kollarından kadın meclislerine dönüştürüldü. Kadınların temsiliyeti açısından da önce kotalar vardı, işte %33 2004 seçimlerinde, sonraki 2009 seçimlerinde %40, 2014 belediye seçim, yerel seçimlerle beraber bu eşit temsiliyet olarak, yani yine bizim Bediye arkadaşın dediği gibi işte fermuar sistemiyle eşit temsiliyete kadar, yani artık kota kalktı ve eşit temsiliyete dönüşmüş oldu. Ve bütün bunlarla beraber, evet, Kürt halk önderinin de özellikle vurguladığı ve eş başkanlık sisteminin hayata geçmesinin artık bütün alanlarda olması gerektiği düşüncesiyle Kürt kadınları bunu, bu sorumluluğu büyük bir istek ve kararlılıkla hayata geçirdiler. Tabii yine eş başkanlık sistemi 2007 yılında DTP ile beraber hayat buldu genel başkanlık düzeyinde. Sonraki 2014 seçimleriyle beraber bütün hem belediyelerde hem de bütün temsiliyet alanlarında, il, ilçe belediyelerinde, bütün alanlarda bu şekilde yer etti. Bu şekilde biraz bu bilgileri de vermiş olayım. Ancak özü itibariyle gerçekten az önce bahsettiğim şekilsel değil, işte sadece işte kadın, bakın işte bir kadın temsilcisi var demek için değil. Bunun pratikteki karşılığı gerçekten bu şekilde mi diye baktığımız zaman, evet, %100 şu anki bahsettiğimiz bu eş başkanlık sisteminin hayat bulması gerek belediyelerde, gerek siyasi partilerde, gerek yerellerde, şu anki Türkiye'de olabildiğince faşist bir rejimin var olduğu bir süreçte kadın düşmanlığını alabildiğince kendini her yönüyle ifade ettiği bir düzen içerisinde ele almaya ya da görmeye ya da o şekilde görmeye, değerlendirmeye çalışıyoruz. O şekilde aslında önümüzü açmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bütün buna rağmen Sosyopolitik Araştırmalar Merkezi'nin yaptığı bir araştırma, Kürt kentlerini kapsayan bir araştırma ve bu araştırmaya göre HDP'lilerin %96.7'si ya da 97.6'sı olabilir, en nihayetinde yüksek bir oranda kadınların siyasette etkin olmalarını kabul eden ve bunu doğru bulan bir sonuçla ankette cevap vermişler. Yine eş başkanlık sisteminde en çok oy, en çok ankette onaylayanlar yine HDP'liler. Yine %60'ın üzerinde bir orandan bahsediyoruz.
Dolayısıyla bu şu demek, yani geleneksel toplumsal yapı içerisinde ya da bahsettiğimiz bu feodal düzen içerisinde bir kadınlar bir kapı araladılar, bir gedik açtılar ve bu gedik içerisinde olabildiğince kadın kimliğini yaşama bütün alanlarına eş başkanlıktan başlayarak olabildiğince toplumun bütün yaşam alanlarına yerleştirmeye, serpiştirmeye çalıştılar. Nitekim şu an içimizde eş başkanlık sisteminden dolayı hakkında soruşturma açılar. İşte belediye arkadaşımız var. Eş başkanlık yasaklı bir hale getirilmek istendi. Suç olarak ele alınmak istendi. Kadın kimliğinin kendini yaşamın her alanında, siyasette, yerel yönetimlerde, belediye meclislerinde var etmesi bir suça dönüşmeye başladı. Ve kayyum atamalarıyla beraber elbette ki eş başkanlık zaten siyasi partilerde evet ya da siyasi partilerin genel başkanlığında yine büyük bir çabayla geçirildi. Ancak yerel yönetimlerde bu olmadı. Dolayısıyla HDP'nin, BDP'nin yaptığı fiili olarak eş başkanlığı uygulamaktı. Ve bu fiili uygulanan eş başkanlık kayyum atamalarıyla beraber tamamen yine mevcut erkek egemen rejime dönüş yapmış oldu. Ve kadın kazanımları bir bir aslında kadınların, Kürtlerin ellerinden alınmak istendi. Tabii bu ellerinden alındığı dediğimiz kazanımlar tabii ki fiili olarak yaptıkları şey. Ancak az önceki bahsettiğim araştırma da gösteriyor ki düşünsel olarak artık bu düşünce yerleşmiş durumda ve eş başkanlık sistemiyle beraber sadece Kürt partileri, sivil toplum yapıları değil, Türkiye'deki pek çok kurum, sendika da bundan etkilenerek bu sistemi hayata geçirmeye çalışıyor. Hatta AKP'lilerin, bu bahsettiğim ankette AKP'ye oy verenlerin %50'si de eş başkanlık sistemini olumlu buluyor. Bu bahsettiğimiz AKP rejimi zaten eş başkanlık sistemini düşman olarak gören bir anlayıştayken tabanı, seçmenin %50'si eş başkanlık sistemini doğru buluyor. Bu kendinden olan bir şey değil elbette ki. Ya da bir sokağa çıkıp anket yapıldığı zaman HDP'nin eş başkanları ya da başkanları kim dendiği zaman Mithat Sancar denmiyor. Pervin Buldan ve Mithat Sancar eş başkanlık sistemi bir şekilde toplumda bu anlamda yer etti. Öbür bir bakış açısıyla baktığımız zaman yine bu eş başkanlık sistemini İyi Partililer AKP'ye göre daha düşük oranda onaylamışlar. Ama İyi Parti'nin durumuna baktığımız zaman genel başkanı bir kadın. Bu da bize şunu gösteriyor. Yani bir partinin genel başkanının kadın olması, kadın kimliğini ya da kadın olarak bir özne olarak orada durduğu anlamına gelmiyor. Bir partinin genel başkanı kadın, ancak eş başkanlık sistemi ya da kadınların siyasete katılma boyutuyla AKP'ye göre bile daha düşük bir oran çıkıyor karşımıza. O yüzden de salt eş başkanlık sistemi işte bir kadının bir erkek yönetiyorlar değil, aslında Türkiye'deki, Kürdistan'daki da bin yılların yarattığı o enkazı kaldırmak için çok ön açıcı bir yol oldu ve toplumda bazen toplumu önce altyapısını hazırlayarak yavaş yavaş örgütleyerek bir şeylerin önünü açarsınız ya da bazı uygulamaları hayata geçirerek bir süre sonra toplum bunun bir parçası olmaya başlar. Önceki ilk eş başkanlarda eş başkan kadın için kullanılırdı, başkan erkek içindi. Yani hala o anlayışın tam olarak bir ikisinin eşit olarak orada yönetimde ortak olduğu anlayışı yoktu. Ya da işte pek çok bunun mizahları yapılmaya başladı. İşte erkek eş başkana işte başkan, kadın eş başkana yenge deniyordu mesela. Buna hep bu bir süreç içerisindeydi. Çünkü toplumun ilk etapta ne olduğunu anlamaya çalıştığı ve biraz bunun kabul görmesi de zaman alan bir süreçti. Ama bu bahsettiğim anket özellikle önemsediğim için ısrarla üstüne duruyorum. Çünkü tam da bu bahsettiğiniz kadın kimliğinin özellikle reddedilmeye çalıştığı, inkar edildiği, yok sayıldığı bir süreçte Eylül ayında yapılmış bir anket. Ve görüyoruz ki aslında hem Orta Doğu'da hem Türkiye ve Kürdistan'da eş başkanlık sisteminin bu yönlü, özellikle Kürt kadınların öncülüğüyle hayata geçirilmiş olması ve toplumda da bu şekilde kabul görüyor olması aslında ve bahsettiğimiz eş başkanlık sisteminin fikrini öne sürenler yine devrimci demokratik gelenekten gelen bir yapı bunu yürütüyor ve aynı düşüncedeki yapılar Orta Doğu'da devrim inşa ediyorlar.
O yüzden de diyorum ki yani eğer şu anki bu kaotik ortamın dışında gerçekten de koşulların daha normal olduğu, tırnak içinde söylüyorum çünkü normal kavramı çok göreceli bir kavram ama daha normal olduğu bir ortamda eş başkanlık sisteminin bütün bu koşullara rağmen bu aşamaya getirdiği, toplumda bu kadar kadın kimliğini görünür kıldığı, kadının yaşamının her alanında var olduğu gerçeğini kabul ettirdiği bir süreçte muhtemelen bu bahsettiğimiz normal koşullarda Kürt kadınlarının inandığı demokratik, egolojik ve kadın özgürlükçü paradigmanın çok daha hızlı hayat bulacağı ve Orta Doğu'nun şu anki bu kaosdan çok daha kolay bir şekilde, çok daha az acı çekerek, çok daha az bedel ödeyerek çıkacağını şimdiden bu tabloya bakarak çok rahatlıkla öngörebiliyoruz. Sanki süremin sonuna geldiğini hissederek hızlandırdım bir dönem ama geldik mi emin değilim ben. Bittik. 2 dakika. Teşekkür ederim. Yani özetle süre kaygısıyla biraz belki tam da söylediğin gibi yavaş ilerleyemedim ama yani hem eş başkanlık sistemi, özellikle her bir arkadaşın kendi konuları olduğu için özellikle bu konuda yoğunlaşmak istedim. Yani diğer konular, arkadaşların alanlarına girmemek için özellikle burada sınırlayarak söylüyorum. Yoksa hem Orta Doğu'da hem Türkiye hem Kürtistan'da kadın mücadelesinin pek çok yönünü ele almak mümkün. Ancak yani demek istediğim o, eş başkanlık sistemi sadece bir kimlik temsili, niceliksel bir temsiliyet olmadı. Evet kadınları görüyoruz olmadı. Toplumun her alanında artık kadınların mücadeleyi ve toplumun ortak sorunlarını, sadece kadın sorunlarından bahsetmiyoruz. Çünkü sanki kadınların var olması sadece kadın sorunlarına cevap olacakmış gibi bir algı da var. Böyle bir şey de değil. Toplumda, toplumsal olarak ortak, eş, özgür yönetimden bahsediyoruz. Ve kadınlar, Kürt kadınları şu an bunu önüne koydu. Evet, bu faşist rejime karşı direnerek de bunu yapıyor ve bu Türkiye'deki atmosfer elbette ki değişecek. Kendiliğinden değil, mücadeleyle değişecek ve az önce tam eksiksiz değil dediğimiz eş başkanlık sistemi şu an Türkiye'de pek çok sivil toplum kuruluşları, işte KES'ten SES, Türkiye İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, pek çok kurum kuruluş da buna başlamış oldular ve ilerleyen süreçlerde bahsettiğimiz eş başkanlık sistemi, eşit temsiliyet, artık kotaların kaldırılmasında dahi bunun çok daha ilerleyen süreçlerini göreceğiz ki bahsettiğimiz tabloda bakın Avrupa'da hala bu durumda değil. Yani Avrupa'da da hala kota tartışmaları yaşandığı bir süreçte bizler eşit temsiliyetten ve eş başkanlığın yaşamın her alanında ortak yönetim anlayışıyla, ortak katılımcı bir kolektif bir çalışma, birlikte mücadele anlayışıyla bunu ele alıyoruz. Kapatayım ben artık, bence bitireyim. Bütün arkadaşlara Kürt'e kadar tekrardan teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler. Teşekkür ederiz. Ja, vielen Dank, liebe Tuba Heser. Wir machen weiter mit Besime Konca. Sie wird berichten über den Austritt der Türkei aus der Istanbul-Konvention im Kontext von Frauenrechten und Gesellschaftsperspektiven. Besime Konca, söz sizin. Ben de iyi akşamlar diliyorum. Sizin bu çalışmalarınızdan dolayı kutluyorum. Bizi dinleyenleri de selamlıyorum. Öncelikle kadın özgürlük mücadelesinde direnen ve aramızda olmayan bütün kadınları anmak istiyorum. Yine özgürlük için halen bedel ödeyen, sokaklarda şiddete maruz kalan, evde bu şiddeti yaşayan ve rehin alınan politik, siyasi tutsak kadın arkadaşlarımızı, mücadele arkadaşlarımızı da selamlamak istiyorum. Evet, İstanbul Sözleşmesi çok güncel bir konu, çokça tartışılan bir konu oldu. Sadece Türkiye'de değil, dünyada kadın hareketlerinin tartıştığı bir konu ve güncel bir konuydu. Bu açıdan çok geniş değinmeyeceğim. Ama hani AKP'nin ya da Erdoğan'ın bir kararnameli niye bu sözleşmeden geri çekildiğini ortaya koymak açısından belki birkaç şey söylenilebilir. 2011 yılında, Mayıs ayında imzaladı Türkiye bunu. Ve özellikle Avrupa Konseyi Başkanlık döneminin Türkiye'de olduğu bir dönemde Türkiye bu anlaşmayı imzaladı ve sonrasında onaylandı. 2014 1 Ağustos'ta da yürürlüğe girmiş oldu. Bu kendi başına politik bir tercih olarak, yani başkanlığın, dönem başkanlığı, konsey dönem başkanlığının Türkiye'de olması, ki uzun bir süre Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girip girmeme
konusunda yapılan tartışmalar, oluşturulan beklentiler de söz konusuydu. Aslında kadın özgürlüğünü, kadın haklarını, kadına karşı şiddeti, aile içi şiddeti ve bununla mücadeleyi önemsediği için değil, politik bir söylem olarak AKP hükümetinin bunu tercih ettiğini düşünüyorum. Genel anlamda da Avrupa Birliği üyeleriyle birlikte 45 ülkenin imzaladığı fakat 35 ülkenin onayladığı bir anlaşmadır. Uluslararası bir sözleşmedir. İlk çekilen de ilk imzalayan Türkiye olduğu gibi şu an ilk çekilen de Türkiye oldu bu sözleşmeden. Hem imzalayan hem onaylayan bir hem de Avrupa Konseyi üyesi olan bir ülke olarak. İkinci bir ülke olarak Polonya bunu tartışıyor. İmzaladığı ve onayladığı halde geri çekilme sürecini tartışan ve yasal olarak süreci başlatan bir ülkedir. Diğer birçok ülke konseyin üyesi olmayıp imzalayan ülkeler de var ama onaylanmayan ülkeler de var. Hem onaylayıp hem imzalayan ülkeler 35 ülkedir ama birçok ülkede bu anlaşmanın pratikleştirilmediği, bu sözleşmenin pratikleştirilmediğini Avrupa ülkelerinde de başka ülkelerde de çok belirgin, bilinen bir süreçtir ve Türkiye'nin Erdoğan'ın bir gün bir kararnameyle bundan çekilmesinden kaynaklı da aslında bütün kadın hareketleri genel anlamda diğer ülkelerde de uygulanıp uygulanmadığına dair çeşitli tartışmaları da yürütüyorlar. Aslında bu uluslararası kurumların ya da sözleşmelerin yani kadının genel anlamdaki tarihine baktığımızda ahlaki politik toplum olmada kadının çok büyük bir rolü varken üretim ilişkisinden, ekonomide, sanattan, bilimden, tıptan yani 5000 yıllık uygarlık öncesi aslında toplumsallaşmanın ana kaynağı kadınken, kadın yaşamıyken, kadın mücadelesi, kadının düşünsel ve duygusal zekası iken uygarlık 5000 yıllık devletli, ataerkil, erkek egemenlik, cinsiyetçi, hiyerarşik yapı, devlet yapısı aslında antik kadın uygarlığıdır. Yani her ne kadar işte uygarlaşma, devletleşmeyle birlikte toplumsallaşmayı ve modernleşmeyi bugünkü tarihimize kadar getiren bir uygarlık olsa da baktığımızda kadının kendi hakikatine, kendi öz varlığına ters bir uygarlığın şekillendiğini görüyoruz. Yani devletin kendisi de yasalarda, anayasalarda, hukukta, ekonomide, üretimde kadına karşı gelişen bir süreç olmuştur. Fakat son 200 yıllık kadının, yani feminist kadın mücadelesinin, özgürlük taleplerinin gelişimi bugünkü yasal düzenlemelerde ya da kadının varlığının tanınması açısından çok ciddi emekleri oldu ve kadının mücadelesiyle çeşitli kazanılmış haklar var. Ve İstanbul Sözleşmesi de aslında bunlardan biri olarak değerlendirebiliriz. Yani daha önce de çeşitli sözleşmeler vardı. İşte kadına karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi Birleşmiş Milletler'in Genel Kurulu'nda 1979'da onaylanan bir uluslararası sözleşme söz konusudur. Ama İstanbul Sözleşmesi doğrudan kadına karşı şiddeti ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bu konuda devletlere, devlet hükümetlerine sorumluluk yükleyen bir sözleşme olarak tanımlandı. Ama ne yazık ki şu çelişki de söz konusudur. Yani yıllarca hani ben geniş açmayayım, kadınların seçme seçilme hakkından, mülk edinme hakkından bir sürü yasal anlamda insan olarak kendi varlığını bu toplumsal ve politik bu devlet mekanizmasının içinde tanımlamak bile büyük bedellerle gerçekleşmiştir. Ama nihayetinde kadının haklarının, kadın haklarının insan hakları olarak tanımlanması 1993'e denk geliyor. Viyana İnsan Hakları Konferansı'nda resmi olarak ilk kez 1993'te kadın hakları da insan haklarıdır temelinde bir tanımla evrenselleştiriliyor. Yani bu kadar mücadelemiz varken, bu kadar modernizm, bu kadar uluslararası işte Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları, işte bütün dünya savaşlarında yaşanan trajediler, birçok şey varken ve kapitalist modernite kendini bu kadar demokratik bir uygarlık olarak, bir modernite olarak tanımlarken daha kadın haklarının insan hakları olduğu evrensel anlamda 1993'e tekabül ediyor. Bu anlamda bizim yaşadığımız gerçekten çok zorlu bir mücadele sürecidir.
Şimdi Türkiye'deki gerçeklik aslında biz AKP'nin ya da Erdoğan'ın 10 yıl sonra yani tekrar Mayıs 2021'de sözleşmeden çekilmeyi gündeme getirmesi belki çok tartışılan bir konu oldu. Ama aslında AKP'nin kendi kuruluş felsefesi, kuruluş biçimi, temsil ettiği dinci, cinsiyetçi, milliyetçi, tekçi siyaset anlayışı sağ muhafazakar yaklaşım zaten pratiklerinde bu yönetim süreçlerinde 19 yıllık bir hükümet döneminde çok açık İstanbul Sözleşmesi'nin kağıt üstünde bir söylem olduğunu ve bunu Avrupa ülkelerine dönük, Avrupa Birliği'ne dönük bir yaklaşım olarak geliştirdiğini çok açık ortaya koydu. Her türlü cinsiyetçi politikayı geliştirdiler, her türlü dinci siyaseti geliştirdiler. Eğitim sistemiyle 4+4 eğitim sistemiyle kadınları, kız çocuklarını okuldan edinme biçimleri, parlamentoda yüz yüze kaldığımız şiddet, cinsiyetçi söylemler, bütün bakanlarından, başbakanından, cumhurbaşkanına kadar ya da işte tacizcisiyle evlendirmek yasasını dahi meclise getirmeye çalışan bir AKP hükümetiyle karşı karşıya kaldık. Çocuk yaşta evliliği meşrulaştırmaya çalışan bir AKP gerçekliğiyle karşı karşıyaydık. Hani çok detaylandırmak istemiyorum ama aslında AKP hükümetinin hiçbir zaman İstanbul Sözleşmesi'ni kadına dönük şiddeti engelleme, ev içi şiddete önleme, bunun için ekonomik olarak, bunun için yasal olarak, anayasal olarak düzenlemeler yapma gibi hiçbir derdi olmadı. Tam tersine bunun dışında, sözleşmenin dışında dahi kanuni olarak var olan ya da yasal olarak, ki bazı şeyler çok politik olmak zorunda değil, insani, ahlaki ve vicdani durumlardır. Bunları bile ortadan kaldıran bir AKP dönemi zaten vardı. Bu anlamda evet, resmiyette bunu sonuç olarak aslında İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çekilmesi, bir kararname ile bunun yapılması açık bir ifade olarak kendi düşmanlıklarını ilan etmiş oldular. Yani belki diğeri daha dolaylı bir politika olarak sürdürmek, bunu kullanmak isteyebilirlerdi. Çünkü ilk ilan ettiklerinde de çok övdükleri bir anlaşmaydı, sözleşmeydi. Bunun gerekliliklerini yerine getireceklerini, ilk imzalayan ülke olduklarını, bunun önemli bir başarı olduğu, kazanım olduğu konusunda da çokça açıklamaları söz konusuydu. Ama bunların hepsi söz olarak kaldı. Fakat fikri, pratikte yaptıkları aslında kadın düşmanlığı ve bugüne kadar yürütülen kadın mücadelesini, geliştirilen direnişin geriye çekilmesi temelinde bir saldırı söz konusuydu. Bu sadece Türkiye'de mi böyleydi değil. Aslında son birkaç yıldır bütün dünyada kadına dönük ciddi bir şiddet ve cinsiyetçi saldırı, küçük düşüren, aşağılayan, şiddeti meşrulaştıran, cinsel saldırıyı meşrulaştıran en üst düzeyde politikacılardan, ülke temsilcilerinden tutalım. Bütün kurumsal yapılarda da, ekonomik olarak da, ki en son işte bu bir yıllık korona süreci çok ciddi bir kadın mağduriyetini oluşturdu. Gerçeklik böyledir. Bu anlamda da yani toplumsal mücadelemiz nasıl olmalıdır konusu bizim için önemlidir. Çünkü 200 yıllık kadın deneyimi, yani feminizmin birinci dalga, ikinci dalga, üçüncü dalga feminizm, bugün çok daha farklı feminist mücadelelerin, özgürlük mücadelelerinin gelişim boyutu aslında devlete rağmen, hükümetlere rağmen, bu eril erkek egemenlikli cinsiyetçi sisteme rağmen bizim kendi varlığımızı koruyabileceğimizi, kendi mücadelemizi, kendi özgürlük alanlarımızı belirleyeceğimizi ortaya koydu. Bunun en iyi örneği arkadaşlarımın da ortaya koyduğu gibi, yani hem Kürt Kadın Hareketi'nin gelişim süreci, hem siyasal alandan doğru HDP'nin, DBP'nin, DTK'nın oluşum süreçleri, ki bunun dışında da sivil toplumda çok fazlasıyla kadın kurumu söz konusudur. Kürt Kadın Hareketi'nin jinoloji tartışmaları var. Yeni bir demokratik modernite paradigmasıyla özgürlük bakış açısını geliştirme, tekrar toplumsal olguları, cinsiyetçiliği, aile kavramını, özgür eş yaşam kavramlarını, felsefeyi, sosyoloji, aslında bize bütün öğretilmişlikleri reddeden bir kadın hareketi gerçekliği söz konusudur. Kürt Kadın Hareketi'nin. Bunun politik yansımaları siyasi partilere ya da yerel yönetimlere elbette ki oldu. Eğer biz devletsiz bir toplum olarak, ki ne dilimiz, ne kimliğimiz, ne kültürümüz, varlığımız kabul edilmeyen bir halk olarak, ne uluslararası statüde ne de Türkiye'de bu gerçekliği yaşayan bir halk olarak
bu kadın mücadelesini, bu özgürlük mücadelesini geliştirmişsek o zaman toplumsal ya da uluslararası sözleşmelere çok bakmadan bir mücadele yürütmemiz gerekiyor. Çünkü bu uluslararası sözleşmeler aslında kadın mücadelesini liberalleştiren sözleşmelerdir. Evet, hukuki olarak, yasal olarak haklarımızdır. Yani sadece bunu kadınlar için değil, bütün toplumun özgürlüğü, demokrasi, eşitliği için mücadele yürütmek, bunun yasal, hukuki taleplerini gerçekleştirmek ya da dile getirmek önemlidir. Ama bu İstanbul Sözleşmesi olabilir, SEDAV, örneğin 79'da imzalanan SEDAV'ın da uygulanmama biçiminden yola çıkarsak, beklentiye girmememiz gerektiğini ortaya çıkarıyor. Yani şunu söylüyor sistem bize, erkek egemenlikli devlet sistemi. Ben istediğim zaman sana istediğim kadar hak veririm, istediğim zaman bu hakkı senden geri alırım. Tanımlarım ya da tanımlamam yaklaşımına koyuyor. Örneğin kürtaj konusu da böyledir. Yani halen kürtajın yasal olup olmaması konusunda kadınlar, milyonlarca kadınlar Latin Amerika'dan tutalım dünyanın birçok yerinde eylem ve etkinlikler düzenliyor ve bunun için şiddetle yüz yüze kalıyor. Aslında bu bizi aynı zamanda geriye çeken bir erkek egemenlikli cinsiyetçi bakış açısıdır da. Buradan da aslında çıkmak gerekiyor. Eğer bizim gerimizde olan erkek devlet sisteminden, erkek yönetim anlayışından, çünkü siyaset demokratik değil, ekonomik üretim ilişkisi demokratik değil, eğitim sistemi demokratik ve özgürlükçü değil, inanç biçimleri özgürlükçü değil, bunların hepsi cinsiyetçi. Bu kadar sömürge bir siyaset anlayışından özgürlük talep etmek biraz da zorlayıcı bir şeydir. Bazen de bizi geriye çeken bir şeydir. Evet, mücadelenin bir ayağıdır ama yeterli olan bir ayak değil. Bunun için istedikleri zaman kağıt üstünde imza atıyorlar. Sözde demokrat, sözde kadın özgürlükçü, kadın haklarını savunuyor olabilirler. Ama nihayetinde en son örnek, somut örnek Afganistan'da yaşanan, yani bu kadar gerici bir zihniyete, bu kadar uluslararası terör olarak tanımlanan Taliban'a oradaki toplumu ve kadınları teslim eden bir kapitalist zihniyet var ve bugün muhatap alıyorlar. Yani Erdoğan da bizim mentalite farkımız yok diyerek aslında bu zihniyetin, bu erkek egemenlikli yönetim anlayışını, sahte demokrasinin, sahte özgürlüklerinin içine ne kadar boş olduğunu ortaya koydu. Ama diğer taraftan da aslında kadın özgürlük mücadelesi hem Türkiye'de hem Orta Doğu'da hem Latin Amerika ve Avrupa ülkelerinin, dünyanın birçok yerinde de aslında bu sahtekarlığı, bu boş kof demokrasiyi de deşifre eden bir mücadele içerisindeyiz. Yani Kürt Kadın Hareketi bunu gerçekten pratiğiyle başardı. Çünkü biz toplumu değiştirdik. Yani sen aileyi değiştirmeden, sen toplumda toplumsal cinsiyet temelinde erkekliği, erkek egemenlikli düşünce biçimini, kalıplarını tartışmadan, bunları eleştirmeden, kadın olarak kendi eleştirini ve öz eleştirini yapmadan, evet hep özgürlük talep ediyoruz fakat biz niye bu özgürlüğü daha üst aşamada geliştirmiyoruz? Bizim eksikliğimiz ne? Bugün Dünya Kadın Hareketi aslında İstanbul Sözleşmesi'nden sonra bunu çok daha açık tartışabilir. Yani niye biz Birleşmiş Milletler'den, niye Avrupa Konseyi'nden, niye Avrupa Birliği'nden talep eden olalım? Evet, talep etmeliyiz ama aynı zamanda buna paralel biz de Dünya Kadın Hareketleri olarak kendi ortak mücadelemizi topluma daha alternatif bir bakış açısıyla, ekonomik ilişkisini, ekolojik, cinsiyetçi yaklaşımları, ekolojik düşmanı siyaseti eleştirebiliriz. Kürt Kadın Hareketi bunu yaptı. Demokratik, ekolojik, özgürlükçü bir paradigmayla kendini belli bir siyasi, politik, toplumsal, tarihsel felsefeye dayandırarak mücadeleyi yürüttü ve bu konuda Sayın Öcalan'ın çok ciddi katkıları da söz konusu oldu. Kadın özgürleşmeden toplum özgürleşmez, kadın özgürleşmeden devlet demokratikleşmez. Tarihe bakmadan, tarihi sorgulamadan ve kadının da geçmiş tarihini sorgulamadan verilecek mücadele eksik kalır. Sistem de bunun için, yani İstanbul Sözleşmesi'nde bugün bunlar çekildi, yarın başka bir hükümet gelir, daha başka bir şey söyler. Ama bu hükümet, bu devlet, bu anayasa cinsiyetçidir yani. Anayasal güvenceye almadan haklarımızı bu mücadeleyi eksik yürütmüş oluruz ve sürekli şiddetin sonuçlarıyla,
bizden alınan hakların sonuçlarıyla tekrar talep ederek aslında mücadelemiz geri çekilmek isteniyor, geriye itilmek isteniyoruz. Bu anlamda bu sistemden beklemeden demokratik konfederal kadın mücadelesini, özgürlükçü bakış açısıyla dünyanın her yerinde kadınlar buna çok güzel örnekler oldu, kampanyalar oldu, mücadeleler oldu. 2019-20, 2021 yılı böyle geçti. Belki bunu daha fazla örgütlemek lazım. Kendi gücümüze güvenerek mücadele etmek zorundayız. Sözümüzü hükümetlere, iktidarlara, çağrımızı değil topluma yapmalıyız. Bu gericiliği, dinciliği ya da cinsiyetçi eğitim sistemini dönüştürmek için mücadele etmeliyiz. Ve biz parlamentodayken de bunun çalışmaları yürütüldü aslında. Hani biz doğrudan bakanlık yani kendim kanun teklifi verdim. Doğrudan kadın bakanlığının kurulması, bu kadın bakanlığının kadınların tartışarak kurması, ne yapmalı, nasıl yapmalı, kadın sorunlarına nasıl bakabilmeli ve bütün diğer bakanlıklara bağlı doğrudan kadın bakanlığının sorumluluğu altında birimler nasıl çalışabilir? Bunun tartışmasını da yürüteceğimiz koşullar söz konusuydu ama sistem bunu yapmıyor. Hani ben çok açmak istemiyorum ama bu yasal uluslararası sözleşmelerin bizim garantimiz, güvencemiz olmadığını, bizim kazanımlarımız üzerine sağlanan bir gerçeklik olduğunu bu anlamda ısrarla savunmalıyız. Tekrar yürürlüğe girmeleri konusunda, daha iyi uygulanması konusunda mücadele etmeliyiz. Ama diğer taraftan da bu boşluğu doldurmak için de toplumsal mücadeleyi bütün hem dünya kadın hareketleri birlikte hem de toplumla birlikte, toplumu da değiştirmeyi hedefleyerek, sadece kadın haklarını talep ederek değil, çünkü biz de toplumun bir parçası olarak yaşadığımız için toplumu değiştirmeden kadının özgürlüğünü güvenceye almak bize çok ağır bedellere yol açıyor ve bu konuda çok ağır bedeller ödendi. Ama Kürt Kadın Hareketi olarak sloganımızdır, hedefimizdir daha doğrusu, 21. yüzyıl kadın yüzyılı olacak. Öyle de düşünüyoruz çünkü bunun emareleri çokça yaşandı, mücadele yürütüldü. Aşmayayım zamanımı, direnerek kazanacağız diyoruz. Kürt Kadın Hareketi Jinjiyan diyor, evet yaşam kazanacak, kadınlar kazanacak ve bu mücadele önemlidir. Çünkü çok yol aldık. Sisteme rağmen, devlete rağmen, erkek egemenlikli ve Türkiye'de de Erdoğan rejimine, faşist rejimine rağmen kadınlar yol aldı. Ve cesaretle durdular, bedel de ödeseler. Bu kazanımlardan geri adım asla atılmamalı. Atmadı da kadınlar geriye bu adımı. Daha büyütmek de ortak tartışmalarla gelişebilecek bir durumdur. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler Besime Konca. Vielen Dank, liebe Besime Konca. Es geht weiter mit Leyla İmret. Der Kampf geht in der Diaspora weiter, die HDP Deutschland. Bitte, Leyla. Vielen Dank. Ich möchte auch im Voraus auch für die Veranstaltung für Kürtakat Vorstand sehr herzlich bedanken und auch alle Teilnehmer begrüßen. Die Freundinnen haben ja eigentlich auch sehr bereichernd erzählt, aber ich denke, es ist notwendig, sich die auch HDP und ihre Grundphilosophie und ihr Paradigma anzusehen, um die heutige politische Linie und ihre Ausrichtung darauf zu verstehen. Denn die HDP hat mit ihrer Gründung eine Gründungsphilosophie sich bestimmt, die mit den in der Geschichte der Republik in der Türkei etablierten politischen Parteien sprengte. Also es brachte auch eher einen großen Sprung nach vorne als eine Anstrengung, indem es einen Schritt über die Parteien auf die gleiche Linie setzte, die vor ihm etabliert wurde und vor der er seine Erbe geerbt auch hat. Während sich nur wenige Gründungsgremien zusammenfinden und beim Innenministerium Petitionen beantragen, hat die Gründung einer Partei in der Türkei eine lange Tradition. Aber HDP hingegen wurde von den Delegierten des Gründervorstands von Dörfern zu Bezirken, also von Bezirken zu Provinzen, von Provinzen zu Regionen und von Regionen zu Konferenzen in Ankara bestimmt und ging weit über die Gründung hinaus und Phase der Repräsentation, Demokratie und strickte eine Linie der radikalen Demokratie. Und dies ist ein wichtiger Punkt, der nicht vergessen werden sollte. Zweitens schuf er ein großes Foto der Türkei, auf dem er
alle ethnischen, alle religiösen Überzeugungen, alle Geschlechter und andere, also alle Farben in der Türkei, diese vielfältige, was die Türkei auch ausmacht. Es gibt halt Segmente in der Türkei, die sich nicht in Bezug auf ethnische Zugehörigkeit, Religion, kulturelle Geschlechter oder sehen kann. Und wer kann sagen, dass ich nicht auf diesem Foto bin in der Türkei? Weil durch die HDP ist es wirklich diese Vielfältigkeit, diese Multikulturelles, ist halt bis heute gekommen, indem es nicht nur in den, also formell nicht nur in diese Diskursverfassungsstatuten, sondern oder im Programm, sondern auch in allen Bereichen aus Repräsentation, Politik und alle Strukturen wurde das so organisiert. Wir können sehen, dass alle Farben, also multiethnischen und multikulturelle, aus denen die Türkei besteht, in der Versammlungsgruppe im Parlament als auch dem sichtbarsten politischen Bereich des, ich meine, Parlaments vertreten, sowohl auch in den Provinz als auch in den lokalen, in den Bezirksorganisationen, auch in den Organen des Hauptkultus, auch in der lokalen Verwaltung, auch wie jetzt auch im Parlament. Aber viele Lokalen von uns wurden ja auch unter Zwangsverwaltung gestellt und somit haben sie auch den Innenverrat, das hat ja die Freundin eigentlich auch sehr reichend erzählt. Aber also während in der Geschichte der Republik, also Türkei, also mit Machtmentalität wurde bisher betrieben, also betrieben lernte die HDP, also die HDP lehnte diese Macht ab und vollzog die Transformation des gesellschaftlichen Wandels im Schritt mit der Gesellschaft. Mit anderen Worten, also Politik auf Wahlen, Wahlurnen, Abstimmungen, Wahlsiege oder Machtgreifungen zu reduzieren als das Produkt einer vorherrschenden Mentalität. Also sie ist zweifellos ein entscheidender Faktor in der Politik beim Gewinnen oder von Wahlen, beim Überwinden der Schwelle, also von Hürde oder beim Bemühen um die Regierung des Landes. Aber es ist jedoch sehr schwer zu sagen, dass die positiven Aspekte all dieser also soziale Entwicklungen und Transformationen sind. Andererseits wählte die HDP die Macht und reduzierte die Politik nicht nur auf Wahlen. Jenseits der Wahlen glaubte das Volk nur an eine Veränderung, die sich nicht dem Status quo beugehielt, an den klassischen Diskursen fest, die das Volk liebte und basierte auf Veränderungen, Transformationen, nicht auf Angst vor den Leuten, sondern auf Gehen mit den Leuten, also mit der Gesellschaft zusammen. Und in vielerlei Hinsicht wurde hier eher diese Radikale als repräsentative Demokratie als Grundlage akzeptiert. Und Partizipation wurde hier als eine unverzeihliche Sünde für den Status quo grundlegend angesehen. Das Interessante ist das auch, dass die Vertretung von Frauen in allen Organen so weit fortgeschritten ist, dass sie nicht mit der politischen Vergangenheit der Türkei verglichen werden kann. Die HDP hat nicht nur diesen gesellschaftlichen Wandel erzwungen, sondern auch in den Status quo und seine politischen Gegner, das heißt auch diese staatliche Mentalität. Und man kann sagen, seit dem 2. Juli 2007, als DTP, DBP und HDP mit ihrer eigenen Farben die Wahlen eintraten, lag der Frauenanteil in allen Parlamenten und Kommunalverwaltungen insgesamt nicht über 5%, während die HDP bei 25% startete und vor allem heute ist sie auf 40% gestiegen. Und in anderen Parteien hat es halt die Verpflichtung mit sich gebracht, den politischen Raum der nicht-muslimischen und nicht-türkischen und halt nicht diese männlichen Gemeinschaft im Parlament sichtbar zu machen, insbesondere gegenüber der Vertretung von Frauen. Zum Beispiel denken Sie an den JHP-Wert, also der diese nationalistischen oder diese kemalistischen Statuten also hat, oder auch diese despotischen AKP, die schon seit 21 Jahren plagt. Bei den Wahlen vom 7. Juni 2015 musste sie aufgrund der beharrlichen Politik der HDP eine nicht-muslimischen und nicht-ethnischen, nicht-türkischen, also zum Beispiel ein Armenier wurde ins Parlament gewählt, auch bei der JHP. Und auf jeden Fall sollte auch dies als Erfolg der HDP gewertet werden, wie sehr sie Ergebnisse erzielt hat,
indem sie anderen Parteien die Dynamik des Wandels aufzwingt. Auch hier, also auch hier ist der, in der, also als eine Einflussmacht zu sehen, dass die Transformationspolitik der HDP auf ihre politische Konkurrentinnen auslöst. Vor allem die Tatsache, dass die Kommunalverwaltungen das weltweit einzigartige Co-Vorsitzende, Co-Präsidentensystem übernommen wurde und die Frauenquote mittlerweile die absoluten klassischen Methoden überschritten hat und damit die Vertretung von Frauen wurde also erreicht und nicht nur nah beieinander, sondern es ist halt eine Premiere auf der Welt. Das ist das erste Mal in der Politik. Und der Grund, warum wir dies alles auch nochmal besonders auch erzählen, ist, dass die HDP im diplomatischen Bereich der Welt, insbesondere in Europa, in der Welt so respektiert wird. Darin besteht, dass sie eine Reise der Wahrheit gegen die Macht, gegen die Status quo angetreten hat, indem sie Risiken eingegangen ist, Kosten aller Art und ist bereit, alle Preise zu zahlen, die dafür zu zahlen sind. Also die, man hat auch viel geopfert dafür, bis heute noch. Und aus dieser Sicht können wir sagen, dass eine der wichtigsten Merkmale von HDP darin besteht, dass sie Anerkennungsrate in der Welt in den letzten Jahren auf ein höheres Niveau gestiegen ist. Bemerkenswert ist es auch, dass die Anerkennung der HDP dazu geführt hat, dass sie sogar in Suchmaschinen zu den ersten 10, 15 Parteien der Welt gehört. Und bei all dem ist festzuhalten, dass die Tatsache, dass die HDP in dieser Gründungsphase so weit gekommen ist, und am 15. November dieses Jahres ist sie ihr neunjähriges also Bestehen feiert, eine nicht so unterschätzende Erfolgsgeschichte darstellt. Es besteht halt kein Zweifel, dass es eine Partei, die so viele Tendenzen dem Faschismus und so vielen politischen Festnahmeoperationen und so vielen politischen Mördern ausgesetzt war, natürlich gewisse Mängel und Fehler haben wird. Die Partei, tabii ki hataları da olacaktır. Fakat şunu da görmezden... Willen und Würde gibt die der Selbstkritik als so größten Bezugspunkt annimmt und ständig reduziert und versucht, dies zu beseitigen. Und in Deutschland oder auch in Europa, auch als Vertretung der HDP, sind wir auch also bei den Gesprächen und auch bei dem Austausch mit vielen anderen Parteien hier in Europa, besonders auch hier in Deutschland, daran stehen wir auch, oder man merkt dann auch bei dem Austausch, dass wir eigentlich, was Demokratie und was die universelle Werte angeht, sind wir da auch sehr, wir haben da halt vieles erreicht und das ist halt sehr viel, viel, viel weiter als zum Beispiel, was um Ökologie angeht, was um Frauenrechte angeht, Gleichheit angeht. Vor allem, und das merkt man halt auch und mit den Gesprächen auch, mit allen anderen, ob das viele Gesellschaften sind, aber auch die politischen, da ist man halt in vielen Punkten sehr einig. Und das ist auch halt der Vorteil dieses diplomatischen Arbeit, dass wir halt überall auf dieser Welt, dass wir halt eine Weltgemeinschaft sind und nach diesen universellen Werte können wir die Welt noch schöner und noch gerechter und noch freier haben. Vielen Dank, Leyla İmret. Kommen wir zur letzten Rednerin, Yurdusef Özsökmenler. Sie wird über Exit-Strategien im Kontext von Genderfragen, Kommunalismus und Zivilgesellschaft sprechen. Yurdusef, söz sizin. Teşekkür ediyorum. Önce böyle bir çalışma için. Vielen Dank. Allen voran möchte ich mich auch bei Kurt Akat bedanken für diese Arbeit und möchte auch... Arkadaşlarım çeşitli sorunlardan söz ettiler. Bunları birkaç cümleyle toparlamak ve buradan nasıl çıkabileceğiz? Belki onlar üzerine birkaç şey söylemek istiyorum. Şöyle toparlayabiliriz. Bugün Türkiye'de
merkezileşmenin en üst düzeye ulaştığı bir tek adam yönetimi söz konusu. Her şey bu tek adamın kararlarına göre gerçekleştiriliyor. Yasa bile çıkmadan bu tek adamın, yani Tayyip Erdoğan'ın kararnameleriyle insanlar işten atılabiliyor, kurumlar kapatılabiliyor, çeşitli atamalar yapılabiliyor. Yani her şey bu kararnamelerle yapılabiliyor. Meclis var ama ne yazık ki işlevsizleştirildi. Böyle bir yönetim altında elbette ki toplumun bütün kesimleri büyük bir saldırıya maruz kalıyor. Arkadaşlarım söz ettiler, kadınlar katlediliyor, inanılmaz bir biçimde şiddete uğruyorlar. Gençlerin öğrenimi engelleniyor. Her türlü gösteri ve protesto hakkı engelleniyor, yasaklanmış durumda ve protesto ve gösteri yapmaya çalışanlar şiddetle karşı karşıya kalıyorlar, gözaltına alıyorlar, cezaevlerine atılıyorlar. Ekolojik tahrip üst boyutlarda, öyle bir ülke düşünün ki ağacını, toprağını, suyunu, ormanını, hatta kayasını devlete karşı savunma durumunda. Çünkü doğa tahrip ediliyor, ormanlar kesiliyor, maden arama adı altında neredeyse bütün ülke sathında inanılmaz bir ekolojik tahribat söz konusu. Enerjisini büyük ölçüde bugün en zararlı enerji olarak bilinen fosil yakıtlardan ve kömürden elde eden bir ekonomiye sahip. Tekelcilik son safhada, ekonomik kriz son safhada, yoksulluk gün geçtikçe artıyor. Çalışanların sayısı azalıyor, işsizlik yükseldi vesaire vesaire. Bütün bunların karşılığında elbette ki toplumu susturabilmek için de inanılmaz baskı yöntemleri var. Yargı tamamen tek adamın vesayeti altında, çünkü hakim ve savcı atamaları bu tek adamın yönlendirdiği hakimler ve savcılar kuruluyla yapılıyor. Akademik yaşam felç edilmiş durumda. Boğaziçi Üniversitesi'nin hocaları da dahil olmak üzere akademik özgürlük için direnişi devam ediyor. Böyle bir toplumda biraz önce söylediğim gibi baskı son haddinde. Bir tek örnek vererek baskıların nereye geldiğini göstermek istiyorum. Yoksa çok ayrıntılı şeyler söylenebilir bu konuda. Sadece ve sadece Cumhurbaşkanı'nı eleştirdiği için Cumhurbaşkanı'na hakaretten 1 milyon insana soruşturma açılmış. Yani herhangi bir şekilde bu tek adamı eleştirme hakkı da yok ülkede. Bugün partimiz HDP'nin 11 bin üyesi ve çalışanı cezaevinde, eş başkanlarımız cezaevinde, belediye başkanlarımız, belediye eş başkanlarımız cezaevinde, il ilçe yöneticilerimiz cezaevinde, ama buna rağmen mücadeleyi yükseltmek ve bu distopik gidişe dur demek için arkadaşlarımız var güçleriyle çalışıyorlar. Şimdi bunu engellemek için bir defa gücün bu kadar merkezileşmesini engelleyecek bir güçlü demokrasiyi kurmak gerekiyor. Nedir bu güçlü demokrasiden kastımız? Bu cumhurbaşkanlığı sistemine son vermek ve güçlendirilmiş dediğimiz ve yerel yönetimlere doğru genişleyen bir demokrasiyi kurabilecek bir güçlü demokrasi. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, yerelden yönetim ilkesi burada en önem taşıyan şeylerden biri. Çünkü demokrasi, özellikle temsili demokrasi merkezileştikçe halkın demokrasiye katılımı, yönetime katılımı engellenmektedir.
Yani Türkiye örneği bunun en uç örneği ama diğer kapitalist ülkelerde de temsili demokrasi halkın yönetime katılımını önemli ölçüde engellemektir. Bu yüzden yönetim mekanizmasının yerel yönetimlere doğru genişlemesi, özgür ve özerk yerel yönetimlerin kurulması güçlü demokrasinin en önemli ayaklarından biridir. Yargı vesayet altında demiştik, yargının tarafsızlaştırılması, bu tek adam rejiminin ve devletlerin genellikle vesayetinden kurtarılması ve özerkleştirilmesi gerekiyor. Arkadaşlarım yine aktardılar. Kayyum rejimi bugün Türkiye'de seçme seçilme hakkını ortadan kaldırılmıştır. Ve özellikle Kürdistan'da Kürtlerin iradesine karşı açılmış bir savaş olarak gündeme gelmektedir. Asimilasyon ve yeniden sömürgüleştirme politikalarının en önemli aracı haline gelmiştir. Bu yüzden kayyum rejimine son verecek uygulamaların ve kayyum rejiminin yol açtığı bütün sonuçların ortadan kaldırılması gerekiyor. Kayyum rejimi ilk Kürdistan'da yerel yönetimlere kayyumların atanmasıyla başladı ama bugün gelişti. İşte akademilere, üniversitelere de kayyumlar atanıyor, şirketlere kayyumlar atanıyor. Neredeyse bir kayyum rejimi haline geldi ülke. Türkiye'de barışçın politikanın tesis edilmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye içeride topluma karşı, yani Türkiye devleti, tek adam rejimi topluma karşı açtığı savaş yanında komşularıyla da çatışma içerisinde. Irak ve Suriye'de işgal güçleri var. Afrin başta olmak üzere Suriye'de pek çok toprağı işgal etmiş, Irak'ın içlerine kadar işgal etmiş ve bugünlerde yeni işgal operasyonları gerçekleştireceğine dair bir takım tartışmalar söz konusu. Bu da yetmedi. Libya'ya asker gönderdi. Güney Kıbrıs'ta, yani Türklerin bulunduğu Kıbrıs'ta askeri güç bulunduruyor. İşte Yunanistan'la ve çeşitli ülkelerle zaman zaman çatışma içeren bir durumda. Ve bunu da son vermek ve hem içeride hem dışarıda barışçıl bir politika izlemesini sağlamak gerekiyor. Bunun yanında işte ekonominin düzeltilmesi gerekiyor. Barış isteyen akademisyenler ve özellikle Kürt emekçiler olmak üzere binlerce, yüz binlerce insan bir KHK ile, yani tek adamın imzasıyla işten atıldılar. İşsizlik son haftada söyledik. Bunun ekonominin yeniden düzeltilmesi gerekiyor. Ve ekolojik yaşama, doğaya karşı saldırıların durdurulması gerekiyor. Yine gençlerin özgür ve kendilerini ifade edebilecekleri bir yönetim gerçekleşmesi gerekiyor. Bunlar HDP'nin açıkladığı gerçekten demokrasiye gidebilecek bir yolun yol temizleme politikaları olarak bunları belirtebiliriz ve bunun sonucunda da bütün halkın katılımını, halkın derken halk tek değildir. Halk çoğunluktur. İşte Türkiye ve Kürdistan'da Türktür, Kürttür, Araptır, Lazdır, Çerkezdir, Rumdur, Ermenidir. Her türden halkların ve çeşitli mesleklerin, kadınların, erkeklerin, yaşların, gençlerin, çeşitli meslek sahiplerinin, yani bu çoğunluğun üzerinde tartıştığı, çoğunluğun haklarını, bütün bu farklılıkların haklarını eşit bir biçimde gözeten, örgütlenmelerine izin veren, kendilerini ifade etmelerine izin veren
ve haklarını savunmak için barışçıl mücadelelerine izin veren bir demokratik anayasanın yapımı için, yeni bir toplumsal sözleşmenin yapımı için de işe girişmek gerekiyor. Bütün bunlar arasında en önemli sorun elbette Türkiye'de bugün Kürt sorununun demokratik ve müzakere yoluyla, diyalog yoluyla çözülmesi ve bunun için de Sayın Öcalan'ın kaldığı İmralı'daki tecritin sona ermesi gerekiyor. Bu en önemli şeylerden biri. Çünkü böyle bir yaşamı, böyle bir dönemi yaşadı Türk ve Kürt halkları. Müzakereler sürdüğü dönemde, diyaloğun sürdüğü dönemde gençler ölmedi, analar ağlamadı ve toplum büyük bir nefes aldı. Eğer bu müzakereler sonuca ulaşabilseydi gerçekten hem Türkiye'de hem Kürtistan'da bugün bambaşka bir yaşam olacaktı. Bunlar gerçekten ulaşmak istediğimiz demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü, katılımcı bir toplum yaratmanın ilk adımları olarak ele alınabilir. Aslında savunduğumuz şey bunun çok daha ötesinde. Gerçekten doğanın ve insanların bir arada yaşadığı, yani birinci doğanın ve toplumsal doğanın bir üst düzeyde ortak yaşamı sağlayabildiği toplumsal ekolojiyi de esas alan bir toplumu amaçlıyoruz özünde. Ve bu bir ölçüde HDP'nin programında ve tüzüğünde de vardır. Nedir bu? Doğrudan demokrasiyi hedefleyen meclisler, komünler, ekotoplulukların kendi yaşamları hakkında kendilerinin karar verdiği bir politik ahlaki toplumdur. Ahlaki toplum diyoruz çünkü bütün bir toplum, yani o yerelde yaşayan toplumun ortak vicdanıdır ahlak. Yani bütün yerelde yaşayan bütün insanların ve doğanın haklarını savunan vicdani bir olaydır. İkincisi politik bir toplumdur. Çünkü politika sadece çeşitli sorunların çözümü değildir. İnsanın yaşamına ait bütün sorunların çözümüdür. Yani ben nasıl yaşamak istiyorsam bunu ifade ettiğim şey politikadır aslında. Bu yüzden bu böyle bir yaşamı kurabilmek için meclisler, ekotopluluklar, komiteler, komünler üzerine yükselen doğrudan demokrasiyi esas alan ve demokrasiyi yerelleştiren bir yönetimi savunuyoruz aslında. Devletli uygarlıkların ortaya çıkmasından sonra, yani imparatorluklar dönemi, krallıklar dönemi ya da şimdi merkezi devletler dönemi, özellikle kapitalizmin ortaya çıkmasından sonra önemli ölçüde merkezileşmiş, ekonomi de tekeller vasıtasıyla merkezileştiği için tekeller bu devlet yönetimindekilerle ortak hareket ettiği için halk hem ekonomi dışına itilmiştir, ekonomi konusunda kararlar almakta hiçbir katkısı yoktur. Oysa ekonomi doğrudan halkın bütün yaşamını ilgilendiren bir şeydir ve bu konuda kendisinin karar vermesi gerekiyor. Ama dediğim gibi şimdi bu kapitalist modernite altında devletin biçimi şekilsel olarak ne olursa olsun halk ekonomiden, yönetimden uzaklaştırılmış, kadınlar özellikle pandemiyle bir kez daha ortaya çıktığı toplumsal yaşamın dışına itilmeye çalışılmış ve gençler gelecekten umutlarını kesmiş ve ekoloji inanılmaz bir biçimde tahribat altında kalmıştır. Özellikle son dönemde sıkça tartıştığımız dünyada iklim krizinin ortaya çıkması ve iklim krizinin engellenmesi için fosil yakıtların
kullanımının son bulması, karbon salımının son bulması, buzulların erimesini engelleyebilecek ısı yüksekliğine karşı devletlerin önlem alması gibi meseleler bize artık dünyanın yeni bir paradigmaya geçmesi gerektiğini gösteriyor. Bu paradigmayı da biz çeşitli isimler söyleyebiliriz. Biz HDP olarak demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü, katılımcı bir paradigma diyoruz ve hem politikanın hem de ekonominin yerelleşmesiyle bunu gerçekleştirebileceğini düşünüyoruz. Çünkü kapitalizm bugün esas olarak üretimini artı değere ve kâra dayandırmaktadır. Kârın ve artı değere el konulması ve kârın tekelleşmesi sonucunda gerçekten dünyada hem Türkiye'de böyle hem de bütün dünyada böyle yoksulluk, kıtlık, açlık son derece artmıştır. Ve bugün göçlerin bir kısmı politik göçlerse önemli bir kısmı gıda kıtlığından dolayı olan göçlerdir. İklim krizinden doğan göçlerdir. İklim krizi arttıkça, gerçekten gıda yetersizliği arttıkça bu göçler hızlanarak devam edecektir ve dünya büyük bir altüst oluş içinde bulunacaktır ve pek çok bilim adamı buna altıncı yok oluşun eşiğindeniz diye değerlendirmektedir. Buna son vermek için bu ekolojik yıkımı ve insanlığın hem merkezi devletler tekelcilikle birleşmiş merkezi devletler eliyle politika dışına itilmesini engellemek ve bizim demokratik modernite dediğimiz yerel toplulukların kendi ekonomileri, kendi yaşamları, kendi kültürleri, kendi idare biçimleri hakkında karar verebilecekleri komünel bir yaşama esas olarak savunuyoruz. Buna giden yolda da adım adım yerel yönetimlerin güçlendirilmesini, ekonominin yerele kaymasını ve yerel yönetimlerin kendi ekosistemleri içerisinde bölgesel yönetimler giderek federe yapılar ve konfederal yapılar kurmasını öneriyoruz. Burada doğrudan demokrasinin üzerinde biraz durmak istiyorum. Çünkü temsili demokrasinin bütün dünyayı getirdiği durum hepimizin gözleri önünde. Doğrudan demokrasi ekotopluluğun, komünün, meclisin kendi karar vermesi, bütün konular hakkında karar vermesi, doğrudan kararlara katılmasıdır. Sadece danışılan bir meclis değil, kararlarını da kendi yaşamını hakkında kararlarını da kendi alabilen komün diyebiliriz, ekotopluluk diyebiliriz, meclis değiliz. Bunların üzerinde yükselen yönetimleri kastediyoruz. Yani şu anda bir piramit var. Piramidin en altında halk. Onun üstünde işte çeşitli mesleklerin hiyerarşisi, onun üstünde yönetim, bürokrasi hiyerarşisi, en tepede devlet var. Biz bu piramidi tersine çevirmek, halkı en üste koyup, onun üst, halkın bir arada geldiği meclisleri ve meclislerin temsilcilerinin oluşturduğu yönetimi ortaya çıkarmak ve en alta da bölgesel ya da federe ya da konfederal yapıları koymak istiyoruz. Yani söz, karar esas olarak halkındır diyoruz ve böyle bir yönetimi gerçekleştirmek istiyoruz. Bu bir rüya mı? Yani hem kolektif olarak üretmek hem de ürettiğini yine kolektif olarak paylaşmak. Yani herkesten yeteneğine göre, herkese ihtiyacına göre sağlayabileceğimiz bir paylaşım düzenini koymak hayal mi? Hayır.
hayal değil. Çünkü bunun ilk adımları bugün Rojava'da atılmaya başlandı. Rojava büyük bir saldırı altında olmasına rağmen DAEŞ'e karşı yürütülen büyük mücadeleler sonucu kazandıkları topraklarda böyle bir yaşamı adım adım kurmaktadırlar ve bu bütün dünyaya heyecan vermektedir. Yani meclisler hem üretimi kolektif yapmaktadırlar hem de üretilen şeyi ihtiyaca göre dağıtmaktadırlar. Böylece toplumsal üretim ihtiyaçların karşılanması düzeyindedir ve ekolojiyi tahrip etmeyecek düzeydedir. Bu toplumsal üretimin kar edinme gibi bir amacı yoktur. Bu açıdan da biriktirme ihtiyacı yoktur. Burada mülkiyetin önemine de önem vermek gerekir. Kârın artı değere el koymak, kâr bir yandan tekelleşmeyi yaratırken bir yandan da özel mülkiyeti arttırmaktadır. Özel mülkiyet belki bu yapı içinde olacak ama esas mülkiyet bu ekotoplulukların mülkiyetinde olacaktır ve mülkiyet de demiyoruz hatta biz buna. Kullanım hakkı diyebiliriz. Mülkiyet o ekotopluluğun kullandığı sürece ona aittir. Kullanmazsa o mülkiyet bütün bir topluma aittir. Yani ne devlet mülkiyetinden ne özel mülkiyetten söz ediyoruz. Bu açıdan gerçekten yeni bir toplum, yeni bir paradigma, yeni bir ideoloji olarak bütün dünya insanlığına umut veren bir paradigmayı savunuyoruz ve dediğim gibi bunu Türkiye ve Kürdistan'da yaratmak için arkadaşlarımız büyük bir mücadele veriyorlar. Rojava'da bu adım adım inşa edilmeye çalışılıyor. İzliyoruz. Başlangıçta eksiklikleri olabilecektir. Başlangıçta hataları olabilecektir. Ama bu yol insanlığı ve doğayı kurtuluşa, her türlü baskıya karşı kurtuluşa götürecek bir yol olarak giderek güçlenecek ve açığa çıkacaktır. Vakit kısıtlı, hızlı bir biçimde özetlemeye çalıştım. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Vielen Dank, liebe Yurdusef Öztürkmenler. Viele interessante Beiträge haben wir gehört und jetzt haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, an die Referentinnen Fragen zu stellen. Sie können das gerne tun, indem Sie die Hand heben und anschließend von mir entsprechend drangenommen werden. Ich sehe gerade, dass im Chat was geschrieben wurde. Okay, das ist keine Frage, sondern ein Dankeschön an die Teilnehmenden. Sonst Fragen, Anmerkungen, kurze Kommentare. Ja, ein Augenblick, da ist eine Wortmeldung. Bitte schön, Maja. Eigentlich ist es auch ein Dankeschön. Ein Dankeschön, dass ich teilhaben konnte. Das hat mir sehr gut getan, weil der persönliche Austausch, da man nicht mehr reisen kann, wegfällt. Das war sehr schön. Und vor allem möchte ich mich bei der Dolmetscherin bedanken. Ich weiß, wie schwierig Simultanübersetzung ist und wie anstrengend. Herzlichen Dank. Es war super und hat mir viel gebracht. Vielen Dank für die positive Rückmeldung. Und natürlich auch von uns ein Dankeschön an die Dolmetscherin. Das wäre von mir zum Ende der Veranstaltung gekommen, aber ich wiederhole das dann nochmal gerne, auch als jemand, der manchmal gezwungen ist, simultan zu übersetzen.
obwohl nicht zum eigenen Beruf gehörend. Sonst Anmerkungen oder Fragen aus dem Podium? Dann hätte ich sonst noch eine Frage an dich, liebe Leyla. Wie werdet ihr denn in der Politik hier in Deutschland aufgenommen? Also jetzt, du hast natürlich durch die Sprache einen direkten Zugang zu den Politikerinnen und Politikern. Und was glaubst du jetzt auch in Anbetracht einer neuen Bundesregierung, die höchstwahrscheinlich zustande kommen wird, jenseits einer SPD-CDU-Koalition, die Zeichen für eine Ampelkoalition stehen ja ganz gut. Was ist so dein Eindruck? Wird das eine Auswirkung haben auf die Türkei-Politik? Bitte schön, Leyla. Soll ich auf Deutsch antworten oder auf Türkisch? Gerne auf Deutsch. Also ich finde auf jeden Fall die Veränderung. Moment, ich mache mal den auf. Also ich finde auf jeden Fall die Veränderung immer gut, weil ich meine, die Regierung hat ja auch schon, ich meine, ziemlich lange jetzt regiert und ist es auf jeden Fall diese, seit 3 Jahren sind wir als Vertretung hier in Deutschland und wir haben eigentlich auch immer einen starken Austausch fast mit allen Parteien gehabt, außer die, also selbst mit CDU, aber das war halt dann immer, ja, immer so mit Distanz und immer so ein bisschen mit, also es war halt nicht so einfach. Aber wie zum Beispiel jetzt die Parteien außer AfD hatten wir eigentlich bisher immer guten Kontakt und Dialog. Deshalb finde ich auf jeden Fall die Veränderung positiv und das wird wahrscheinlich auch auf unsere Außenpolitik auch eine Wirkung haben, eine positive Wirkung haben, weil die FDP oder auch die Grünen, also die FDP, die Grünen, SPD, also diese Ampelkoalition, denke ich schon, dass die, ich meine, wir haben mit allen 3 Parteien schon Gespräche gehabt und die sind, was um Außenpolitik angeht, auch besonders die Parteien waren auch eigentlich immer mit HDP immer solidarisiert und die haben sich eigentlich immer auch da eine Haltung gezeigt. Natürlich, die SPD war ja bisher auch in der Regierung, also Koalition, und die waren ja eigentlich auch nur um Außenpolitik, aber bei denen in der inneren Partei gibt es eigentlich auch eine Veränderung, Umwandlung, in dem jetzt so viele Jugendlichen jetzt eingetreten sind und auch viele von Users kommen und die sind eigentlich auch die jüngere Generation sind interessierter an den jetzigen Politik und die ganze Weltgemeinschaft und so universelle Werte sind die Jugendlichen, also dieses Mentalität, die die jetzige Generation haben, sind, ist einfach demokratisch und auch was besonders auch sind auch an den Außenpolitik interessiert, was um Menschenrechte auch angeht. Deshalb denke ich schon, also ich denke schon, dass wir in der Hinsicht auch positive Wirkungen sehen werden durch die neue Regierung, wenn diese Koalition dann stattfindet. Wir haben auch bisher, also vor den Wahlen, haben wir auch mit den Parteien Treffen gehabt. Wir haben auch, es gibt auch viele Kandidatinnen und Kandidaten, die wir eigentlich auch persönlich immer eine Zusammenarbeit haben und also direkte Zusammenarbeit und die sind eigentlich auch von alle Parteien sind auch viele Kandidaten mit uns, wo wir auch zusammen den Außenpolitik oder was um Menschenrechte angeht, auch anstoßen. Und deshalb denke ich schon, dass es dann positiv auf uns einwirkt, liebe Dalsi. Dankeschön.
Gibt es andere Fragen oder Anmerkungen? Ich muss auch sagen, also zum Beispiel die Grünen oder auch die SPD, besonders auch bei dem diesem Frauenanteil, das ist auch in den Parteien, weil wir waren eigentlich immer mit den Parteien viel im Austausch, wie zum Beispiel die Grünen, aber auch SPD. Und da sieht man auch, die waren dann auch immer sehr begeistert von unserem Co-System und aber auch durch den Vertretungen von Frauen. Und da sieht man halt, die haben jetzt in deren Parteien ja auch bei diesem Wahl einen sehr großen Erfolg und vor allem auch was um Frauenquote angeht und diese Vertretung, dass diese Umwandlung, diese Jung und Frau, und das geht auch an den globalen Politik und das ist dann auch schön zu sehen. Vielen Dank. Ja, dann habe ich noch eine Frage an Yıldızhep. Ich stelle sie mal direkt auf Türkisch. Yıldızhep, size bir sorum var. Siz sıkça demin Rojava'dan bahsettiniz. İşte son günlerde yine Türk hükümet yetkilileri, Çavuşoğlu başta olmak üzere açıklamalar yaptılar. Olası bir Rojava'ya dönük olası bir operasyonla ilgili. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Önümüzdeki günlerde bizi neler bekliyor o konuda? Tayyip Erdoğan içeride sıkıştıkça, çünkü ekonomi kötüye gidiyor ve toplumda da desteğini gün geçtikçe yitiriyor. Böylesi zamanlarda kesinlikle şiddet politikalarına başvuran biri, hem içeride şiddeti arttıran hem de milliyetçiliği yükselterek, ırkçılığı yükselterek taban toplamaya çalışan bir politikacı. Bu açıdan her zaman maceracı adımlar atar. Son bir haftadır neredeyse yeni bir güvenlik koridoru çizme bahanesi altında Rojava'ya yönelik saldırı hazırlığında. Yalnız şöyle bir mesele var. Yurt dışına asker gönderilmesi için bir tezkerenin gündeme gelmesi söz konusu yine önümüzdeki günlerde. Daha önce ne yazık ki CHP bu tür ülke dışına asker gönderilmesi tezkerelerine olumlu oy vermişti ve bu sayede bu bölgelere işgal etmek üzere askerler gönderilebilmişti. Bu kez CHP'nin ne yapacağını doğrusu merakla bekliyoruz. Umarız ki bu kez böyle bir maceracı adıma izin vermez. Ama eğer Rojava'ya yönelik yeni bir saldırı olursa bu yeni can kayıplarını gündeme getirecektir. Ve Türkiye'nin hem Rusya ile hem ABD ile de arasının bir ölçüde gerilmesine neden olabilir diye düşünüyorum. Çünkü Afrin'in işgal edilmesine hem ABD hem Rusya izin verdi ve Türkiye oraya girdi. Bugün Afrin'in hem bütün doğası hem bütün zenginlikleri talan edilmektedir ve Afrin bugün işkencenin, adam kaçırmanın ve Türkleştirme, asimilasyon politikasının bütün hızıyla uygulandığı bir yerdir. Türkiye işgal ettiği yerlerde kendi valilerini atıyor, kendi sömürgesi haline getiriyor. Bu tehlikeli bir yol ama bu yolun da Tayyip Erdoğan'ı kurtaramayacağını ve buna karşı bütün toplumun mücadele etmesi gerektiğini düşünüyorum. Tehlikeli bir yol ama ne yazık ki bazen milliyetçilik çığlıkları altında çeşitli siyasi partiler buna destek verebiliyor. Umarım bu defa böyle olmaz. Çok teşekkürler. Dankeschön. Gibt es jetzt noch Fragen oder Anmerkungen?
Wenn dem nicht der Fall ist, dann schaue ich mal auf die Uhr. Es ist jetzt 9:30. Wir sind seit 2,5 Stunden auf Sendung. Und ich denke, es war ein langer Abend, aber ein sehr interessanter Abend, noch einmal diese gesamten Facetten zu sehen. Und ich glaube, man kann die Veranstaltung gut zusammenfassen, wenn man sagt, wir haben über vielfältige Probleme gesprochen, also Krieg, Gewalt, Ausbeutung, Unterdrückung, Umweltzerstörung, über monistische und einfältige Gesinnung. Aber wir haben auch gesehen, neben diesen vielfältigen Problemen gibt es eine Lösung, und zwar Vielfalt als Lösung. Die HDP, aber auch die HDK und der DTK und viele andere zivilgesellschaftliche Strukturen in Kurdistan und der Türkei, aber natürlich auch hier in der Diaspora, insbesondere auch die Organisierung der HDP in der Diaspora, sind exzellente Vorbilder für Vielfalt als Lösung. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir mit der heutigen Veranstaltung dieses vielfältige Bild der Völker Mesopotamiens nach außen tragen konnten. Ich möchte mich bei allen Rednerinnen des heutigen Abends, bei meinen Vorstandskolleginnen, die zum Gelingen dieser Veranstaltung beigetragen haben, und bei den Zuhörerinnen und Zuhörern und ganz, ganz besonders bei unserer Dolmetscherin bedanken. Ich wünsche Ihnen allen noch einen erholsamen Restabend. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal, wenn wir über vielfältige Probleme, vor allem aber Vielfalt als Zukunftsperspektive sprechen. Danke, Sherbash.